21. yüzyılda toprak, tarım ve gıda. Seminerimizin 8. ve son oturumu. 21. yüzyılda tarımda planlı bir kalkınma mümkün mü? Bunu belki de nasıl bir planlama diye biraz daha açmak gerekecek herhalde. Sanıyorum arkadaşlarımız da onu açacaklar. Şimdi ilk olarak buradaki sıraya göre mi söz vereyim, nasıl dersiniz? Öyle yapalım, tamam. Şimdi katılımcı arkadaşlarımızı tanıyorsunuz gerçi ama ben bir daha tanıtayım. Benim sağımda Doktor Taylan Kıymaz var. Kalkınma Bakanlığı. Benim ağzımdan hep planlama demek geliyor. Devlet Planlama Teşkilatı demek geliyor da. Kalkınma Bakanlığı Tarım Dairesi Başkanı Taylan Bey. Solumda Profesör Doktor Yaşar Uysal, 9 Eylül Üniversitesi'nden ve en solumda siyasi duruşuna uygun olarak Doçent Doktor Gökhan Günaydın, tanıyorsunuz. Bir oturumda öyle bir espri olmuştu. Ben aynen orada oturuyordum. Burada da Korkut Borat Havacı oturuyordu. Sırayla tanıtıyor. En solumda dedi. Ondan sonra Yavuz Bey. Ondan sonra daha onun en solunda, solunun da solunda kim, bu adam kim acaba dediler. Evet, şimdi Sayın Taylan Kıymaz'la başlıyoruz. Buyurun efendim. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmak gerçekten onur ve gurur verici benim açımdan. Gerçi beraber çalışmak kısmet olmadı Sayın Yavuz Ege'yle ama tabii her zaman kim olduğunu, neler yaptığını biliyoruz. Tekrar bir soracağımız gibi kendilerine çok teşekkür ediyoruz çağırdıkları için. Ben burada tabii zaman kısıtı da dikkate alınırsa biraz sürdürülebilir kalkınma nedir? Hem teorik bakımdan bir giriş yapmak istedim. Hem de Türkiye'de kırsal yani sürdürülebilir kalkınma ve tarım kalkınması nasıl ele alınıyor? Bu işin planlaması nasıl ele alınıyor? Bunu vermeye çalışacağım bu oturumda. Şimdi tabii kalkınmanın biliyorsunuz genelde belki yanlış bilinen tarafları vardır. Ben tabii burada teorisyenler açısından bunu söylemiyorum ama sadece ekonomik büyüme gözüyle kalkınma ele alınır. Ama burada önemli olan insan yaşamının kalitesini artıracak her türlü gelişmişliğin kapsanmasıdır. Türkiye'de de genelde sosyal açıdan gelişme arka planda kaldığı için günümüze kadar biliyorsunuz sosyal göstergeler, ulusal sosyal göstergeler Türkiye hep 70'te 80. sıralar arasında yer alır. İşte 100 küsur ülke, 170 ülke arasında. Dolayısıyla burada hep ekonomik büyümeye önem verildiğini, sosyal büyümenin ya da sosyal gelişmenin arka planda kaldığını görüyoruz. Bu algıyı belki çok sonraları özellikle siyasete kabul ederek bu konuda adımlar attılar. Tabii Devlet Planlama Teşkilatı örgütlenmesi bu her iki ayağıyla yani ekonomik ve sosyal kalkınmayı beraber sağlamak açısından örgütlenmesi o şekilde yapmış olmasına rağmen işte siyasi tercihler diyelim, ülkenin şartları diyelim, ekonomik kalkınmayı her zaman öncelemiştir. Son dönemde ki onu biraz sonra belki teorisini açıklarken de gireceğim. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımını nasıl yapabiliriz? Buna belki bakmak lazım. Burada insan ve doğa arasında bir denge kurarak büyüme. Yani bir kalkınma sağlanacaksa doğal kaynaklara zarar vermeden bunların bize bir miras olduğunu ve bundan sonraki nesillere miras bırakılacağını düşünerek gelecek nesline hakkını gasp etmeden kısacası kalkınma devamı, toplumsal gelişmenin devamının sağlanması önemli bir olgu olarak son dönemde ortaya çıktı. Gerçi bunun tohumları tabii 1980'lerde atıldı ama son yıllarda bunun daha büyük bir önem kazandığını, iklim değişiklikleriyle malum dünyanın kötüye gitmesiyle, dünya şartlarının artık yaşanabilir olmasına çıkmasıyla bunun daha büyük önem kazandığını görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın işte tarihsel boyutuna baktığımızda
Tabii çok daha önceye gidersek sanayi devriminden sonra belki işte kolonizasyonla beraber çevrenin zarar görmeye başladığını, doğal kaynakların sömürülmeye başladığını düşünürsek yıllar içerisinde hem bu sömürü dozajının artması hem nüfusun artmasıyla beraber dünya savaşları sonrasında 1960'lara gelindiğinde artık çevre felaketlerinin işte insan sağlığını tehlikeye sokan çevresel felaketlerin, ekolojik hareketlerin olduğunu görüyoruz. Bunlara bir tepki oluşuyor gelişmiş ülkelerde. Ve 1970'lerde bu uluslararası bir boyut kazanıyor. Tabii bunun çok çeşitli olaylar var bunları yaratan. 1968 olayları da belki bunun bir parçası olarak sayılabilir. Daha sonra da dünyada yaşanan krizler sonrasında artık 1983'e gelindiğinde Birleşmiş Milletler bir Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu kurulmasına karar veriyor ve burada işte çevre sorununun ele alınması, bunları ön plana çıkartan, çevrenin de kalkınmayla ilişkisini ortaya koyan bir kavramsal çerçeve ortaya konuluyor. Bu da Brundtland raporu denilen raporla 1987'de sürdürülebilir bir kalkınma kavramı olarak tanıtılıyor. Daha sonra Ortak Geleceğimiz isimli bir raporla sürdürülebilir kalkınma artık Birleşmiş Milletler'in de lügatına giriyor. Tabii gelişmiş ülkeler bazında bu teoriler biliyorsunuz daha hızlı gelişir. Bizim gibi gelişmekte olan ve tabii az gelişmiş ülkelere de çok sonra da çok yıllar sonra benimsenen kavramlar olarak gelmeye başlıyor. Bunları destekleyen diğer gelişmene bakarsak 1992 yılında Gündem 21 ve Rio de Janeiro'daki Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Zirvesi, Rio Zirvesi diye bilinen zirve, Rio Konferansı diye bilinen bir konferans yapıldı. Ve bunu takiben Rio artı 5 ve Rio artı 10 şeklinde devam eden toplantı dizisiyle bu çevre sorunları, yine iklim değişikliğinin yarattığı etkiler, bunların tabii insanlara ve floraya ve faunaya etkilerini ele alan birçok çalışma yapıldı. Buradan biriken yaklaşımlarla ve teorilerle diyeyim 2000 yılına geldiğimizde 1000 yıl kalkınma hedeflerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii bunlar bu sene ortaya çıkan, tanıtılan Birleşmiş Milletler konferansları sonrası kabul edilen Millennium Development yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerine göre çok daha az sayıda olduğunu size göstermeye çalışacağım. Burada ben de okumakta biraz zorluk çekiyorum ama size slide'dan okumaya çalışayım. Birincisi mutlak yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak olarak verilmişti. Burada o yıllarda da yaklaşık 800 milyon kişi açtı dünya çapında. Bu aç sayısının işte yarıya düşmesi, 15 sene içinde yarıya düşürülmesi diye bir hedef konuldu. En büyük hedeflerden biri de buydu tabii tarım açısından, gıda açısından baktığımızda. İkinci amaç herkesin temel eğitim almasını sağlamak. Bu amaç aynen devam ediyor diyebiliriz. Kadınların konumunu güçlendirmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek bir başka amaç. Dördüncü amaç çocuk ölümlerini azaltmak. Anne sağlığını iyileştirmek. Bu HIV ve AIDS, sıtma, diğer salgın hastalıklarla mücadele etmek, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve kalkınma için küresel ortaklar geliştirmek şeklinde 8 tane hedef üzerine kurgulandı. Ve izleyen toplantılarda, birçok toplantıda da bu hedefler üzerine değerlendirme yapıldı. Her yıl bir task force denilen bir değerlendirme grubu bu konularda raporlar ürettiler. Gelinen noktada da tabii belli başarı mutlaka sağlandı ama dünya nüfusunun da arttığını düşünürsek aç sayısı tabii yarıya inemedi. Yine 1 milyar civarında, hatta bu sayıyı yakın zamanda aşağı çekmeyi çalıştıklarını görüyorum çalışmalarda ama 1 milyar düzeyine çıkan bir aç insan sayısı ve tabii doğal kaynaklar yine zarar görmeye, işte biliyorsunuz gelişmiş ülkeler tarafından tarım toprakları ele geçirilmeye ve ülkenin halklarının belki de yararlanmasına, faydasından alıkonularak şirketleştirildiğini görüyoruz. Bu tip değişimlerin devam ettiği bir dünya yaşanmaya devam etti. 2012 yılına geldiğimizde
Rio artı 20 ki bu Rio konferansından sonra, ilk Rio konferansından sonra ciddi dönüşümlerin olduğu ikinci konferans diyebiliriz. Burada da istediğimiz gelecek isimli bir bilgi üzerinde çok yoğun tartışmalar yapıldı ki ben buna katılma şansını elde ettim. Gerçekten ilginçti dünyanın birçok yöresinden insanları dinlemek ve grupları dinlemek. Burada 2015 yılında ve sonrasında, yıl sonrasında bir bin yıl kalkınma hedeflerinin yerini almak üzere işte bu sürdürülebilir kalkınma hedefinin oluşturulması için belli temsilcilerden oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Tabii Birleşmiş Milletler'in de çevreye yönelik programlarının güçlendirilmesi ve refah düzeyleri değerlendirirken bu çevresel doğal kaynak boyutunun da devreye alınması ve o konuda hesaplama yapılması da kabul edildi. Bu ciddi bir dönüşümün sinyaliydi diyebiliriz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri en sonunda 3 yıllık çalışma sonrasında 2015 yılının Eylül ayı sonunda duyuruldu. Gördüğünüz gibi sürdürülebilir kalkınma artık tam olarak kabul edilmiş bir kavram. Kavramsal çerçevesi oluştu. Bütün dünya ülkeleri bunu kabul etti. Türkiye'de de bu sürdürülebilir kalkınma konusundaki çalışmaları Kalkınma Bakanlığı koordine etti. Bu yüzden birçok çalışmaya ilgili dairelerde ilgili uzmanlar dahil olmaya çalıştılar. Burada gördüğünüz gibi bir önceki hedeflere göre epey genişleyen bir sıra var. 17 tane hedef var. Yuvarlak içine aldıklarım doğrudan tarım ve gıda konularıyla bağlantılı olabilecek olanlar. Tekrar hızla bakarsak, birinci hedef yoksulluğa son şeklinde ele alınmış. İkincisi açlığa son. Üçüncüsünde sağlıklı bireyler, yine bu sağlık sistemiyle ilgili. Dörtte nitelikli eğitim. Daha sonra toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su, hijyen ve halk sağlığı, erişebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, inovasyon ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış ve adalet ve hedefler için ortaklıklar adı altında. Tabii ki bir önceki hedefleri biraz açmışlar, belki ikiye bölmüşler bunları yazarken. Bir kısım yeni hedefleri de görüyorsunuz, işte iklim gibi bir şey eylem haline getirmişler. Su ve toprağı ayrı bir konu halinde ele almışlar ki bu tarım için de, gıda güvenliği için de önemli tabii. Burada kısaca bu hedeflerin altındaki ana konulara belki bakmak iyi olur. Özellikle bunlar 2030 yılını hedeflediğini bir kere daha belirtmek lazım. Yine 15 yıllık bir hedef var. Ortada bir öncekinde olduğu gibi. Bu yoksulluğa son derken tabii günde 1.25 dolarlık gelir altında yaşayan insanların sayısının 2030'a kadar sıfırlanması. Yani yine yoksulluk devam edecek ama en azından hani bugünkü değerli 1.25 dolar olan değerin ileride daha belki daha yüksek bir değerde saptanabilir. Bu yoksul sayısının sıfırlanması. Bütün ülkelerde yoksul sayılan kesimlerin de sayısının yarıya indirilmesi hedefi var. İşte bu yoksul kesimin teknolojiyle buluşturulması, işte bunlar iklim değişiminden etkilenme düzeyinin azaltılması, bunlara çeşitli yardımlarla teknolojik bir takım yeniliklerin tanıtılması, üretimlerinin devamının sağlanması gibi hedefler var. Açlığa son, bu tarım açısından önemli olduğu için üstüne durmakta fayda var. Burada da yine 2030'a kadar açlığın sona erdirilmesi ve insanlara yine bu güvenli besleyici gıdaların sunumu, malnutrition denilen yine yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılması, tarımsal üretimin ve verimliliğin iki katına çıkarılması, yeni iş imkanlarının yaratılması kırsalda ve bu genetik çeşitliliği sağlayan tohumların korunması, hatta bu konularda bankalar kurulması şeklinde hedefler var. Aynı zamanda tabii uluslararası sermayenin de bu tarım alanlarına daha fazla yatırım yapması, tabii uluslararası sermaye beraber öngörülmüş. Tabii bunun etkileri ne olacağını şu an değerlendirmek zor ama özellikle
teknoloji transferinin, kırsal teknoloji transferinin sağlanması önemli ilkelerden biri. Bu noktada çeşitli girişimlerin yer aldığını görüyoruz. Birçok yardım kuruluşunun bu noktada devreye girmeye çalıştığını görüyoruz. Tabi yeni teknoloji derken o ülke için yeni ama belki de gelişmiş ülkeler için iki önceki teknoloji de olabilir. Bunlar o ülkeye yine de bir adım attıracak, üretimi arttıracak teknoloji olacaktır. Bunun dışında tabi tarım piyasalarının daha iyi çalışmasının sağlanması, işte pazarlama kanallarının iyileştirilmesi hedefleri var. Suyla ilgili tabi suyun kalitesinin ve tarımda kullanılan su miktarının azaltılması, kalitenin yükseltilmesi konusu burada, yani etkin kullanım öne çıkıyor. Enerjide özellikle doğal kaynakların hızla tüketilmesinden ziyade yenilenebilir enerjinin öne çıktığını görüyoruz. Burada zaten dünyanın biliyorsunuz yatırım yönü buraya doğru kaymış durumda. İşin karlılığı bir kenara. Bir başka hedef olarak altyapılar var. Endüstrileşme, yani tarımsal ürünlerin daha fazla sanayi intikal etmesi ve ziyanın önlenmesi, yani gıda israfının ve gıdanın kaybolmasının, daha doğrusu hem tarlada hem de pazarlama esnasında kaybın önlenmesiyle ilgili tedbirlerin alınması bir hedef olarak konmuş durumda. Yine bu obeziteyle ilgili bir değerlendirmeye yer verilmişti hatırlarsınız. 1 milyar kişi de obez. Bunların yine ele alındığı sorumlu tüketim ve sorumlu üretim adı altında bir başlık olduğunu görüyoruz. Bu da yine gıda sanayini ve tarımsal üretimin aşırı kaynak tüketimiyle gerçekleşmesi önünde bir engel olarak bazı politikaların konulmasını öngörüyor. Bu da önemli tabii baktığımız zaman. Yine bu mazot gibi, işte daha doğrusu enerji, fosil yakıt diyelim, fosil yakıtların tarımsal üretimde kullanılmasının desteklenmesi, bunlara destek verilmesiyle ilgili konuların da ele alındığını ve bunların azaltılması ve ortadan kaldırılmasının önerildiğini görüyoruz. Yine iklim değişimi etkilerinin azaltılması gibi, işte balıkçılığın, birçok balıkçılığa uğraşan ülkeler malum, balık stoktan korunması, izlenmesi ve bunların geliştirilmesi ilgili hedeflerin olduğu maddeyi görüyoruz. Yine tarım alanları konusunda da tarım alanlarının tarım dışı kullanımının engellenmesi, bunların çölleşmenin ve erozyonun engellenmesi yoluyla ve gerekiyorsa geri kazanımı yoluyla ekosistemin korunması hedeflerinin yer aldığını görüyoruz. Bunlar tabi dediğim gibi büyük ölçüde tarımsal üretimin ve daha doğrusu gıda güvenliğinin ya da gıda egemenliğinin korunmasıyla ilgili hedefleri içeriyor. Tabi nereden baktığımıza bağlı olarak. Bu hedeflerden sonra şunu söyleyebiliriz. Sürdürülebilir kalkınma konsepti işin içine girdikten sonra tarım politikalarının içerisinde çevre, iklim değişikliği ve kırsal kalkınma politikalarının yer aldığı muhakkak. Burada özellikle yerelde yeni politikaların tarımsal üretim dışı çevrenin korunmasıyla ilgili olsun, sosyal bir amaçlarla ilgili olsun, kırsal kalkınma politikalarının etkin olarak kullanılmaya çalıştığını görüyoruz. Özellikle burada tabii kırsal kalkınma politika noktasında Avrupa Birliği ve dolayısıyla biz de üye olmak istediğimiz için ve bu konuda uyum çalışma yaptığımız için Türkiye'nin bu noktada attığı önemli adımlar var. İklim değişikliği ve çevre noktasında ise biraz daha tabii çalışmaya, gelişmeye ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu unsurların bir kısmı tabii ülkeler tarafından tarımsal desteklerin artırılması ve korumacılık için kullanılabiliyor. Yani Avrupa Birliği'nin özellikle bir takım destekleri kırsal kalkınma adı altına kaydırarak belki eski destek düzeyini, bu Dünya Ticaret Örgütü'nün yasakladığı desteklerin bir kısmını da belki bu isim altında vermeye çalıştığını görüyoruz. Bunun dışında tarımsal desteklerle çevreye daha az zarar veren destekleme tiplerine geçilmesi öngörülüyor. Avrupa Birliği'nin de temel hedeflerinden biri bu. Bizde de bu noktada hatırlarsınız, iyi tarım uygulaması, organik üretim gibi
adımlar atıldı ve konulara destekler veriliyor. Tarımsal öğretmenin sigorta uygulaması, işte kırsal yoksulluk ve göçü önlemek gibi birçok politika kırsal kalkınma boyutu altında başta olmak üzere yeni bir takım politikalarla tarım sektörüne uygulanmaya çalışılıyor. Bir de bunun yanında bölgesel gelişme politikaları var. Bölgesel gelişme politikalarında da yine bu doğal kaynakların korunması noktasında çeşitli önlemlerin uygulamaya çalışıldığını izleyebiliyoruz. Buna içine turizmi de katabilirsiniz. İşte madencilik politikalarını da katabilirsiniz. Ormancılık politikalarını yine keza burada düşünebiliriz. Peki Türkiye örneğine bakarsak bu sürdürülebilir kalkınma boyutu ne zaman ön plana çıktı? Benim görebildiğim kadarıyla, tabii daha önceleri de mutlaka çeşitli hükümler vardı ama 9. kalkınma planında biraz daha belirginleştiğini düşünüyoruz ki burada AB sürecinin bu sürdürülebilir kavramının ortaya çıkmasında biraz da etken olduğu düşüncesi var. Ama 10. kalkınma planı özellikle 2012 yılındaki Rio konferans sonrasında olduğu için burada daha belirgin hedefleri en azından sözel bazda yakalayabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, 9. kalkınma planında biraz da kavram kargaşası varmış. Yani sürdürülebilirlik kavramı bir devamlık anlamında kullanılmış. Hep sürdürülebilir ekonomik büyüme, işte sürdürülebilir mali denge, birçok konuda sürdürülebilirlik sözcüğü kullanılmış durumda. Fakat 10. kalkınma planında bu biraz azaltılmış, yer yerinde kullanılmaya başlanmış. O da önemli bir gelişim, bunu da belirtmek isterim. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla 10. kalkınma planına baktığınızda burada doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ilkesinin ve çevrenin korunması ilkesinin daha net yer aldığını görebiliyoruz. Plan 3 tane ayağı vardı. Onları hızla geçersek, bir tanesi nitelikli insan güçlü toplum ayağı, yani sosyal gelişme boyutu. Diğeri yenilikçi üretim, istikrar, yüksek büyüme. Burada tarım politikalarının ve yine bu doğal kaynakların özellikle üretime dönük kaynakların etkin kullanılması ve korunmasıyla ilgili hedeflerin olduğu bir boyut var. Yine burada doğal kaynakların sürekli kullanan bir tarım sektörü hedefi ortaya konuluyor ki bu zaten özel esas komisyonlarıyla gelen bir süreç. Birçoğunuz belki bunlara katıldığınız için çok iyi biliyorsunuz. Tarımda yine bu sürdürülebilirlik kavramını ön plana çıkartmaya çalıştık. Özellikle topraktan kaybedilmemesi tabii bizim için birinci önem taşıyor. Bir de yaşanabilir mekanlar, sürdürülebilir çevre son başlık altında çevrenin korunması ve toprak su kaynaklarının yönetimi isimli iki tane başlık var. Burada da yine biyolojik çeşitliliğin korunması ve bunların sürdürülebilir kullanımı dışında toprak ve su kaynaklarının korunması ile ilgili hedeflere yer vermeye çalışıldı. Bir başka konuda öncelikli dönüşüm programı diye sık sık duyduğunuz programlar var. Biz bunu özellikle tarımda suyun etkin kullanılması boyutuyla ele almaya çalıştık. Su biliyorsunuz tarımda %73 oranında, bizim su kullanımımız %73'ü tarımda. Bunun azaltılması ve etkinleştirilmesi gelecek için çok önemli. Bu nedenle de buna özel bir önem verdik. Bu da bence sürdürülebilir kalkınmanın önemli örnekten birini oluşturacak başarılabilirse. Ben burada keseyim. Sözüm de doluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. Sayın Taylan Kıymaz'a sürdürülebilir kalkınma ve tarım konulu güzel sunuşu için değil sadece, ayrıca süreye de uyduğu için çok teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası Yaşar Uysal Hoca'da. Buyurun. Merhabalar. Ben öncelikle başta Gökhan hocamız olmak üzere buraya bizi konuşma yapmak üzere davet ettiği için
Düzenleme Komitesi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya önce doktora tezindeki bölüşümle ilgiliydi. Doktora tezimi yazarken kütüphane için gelmiştim. Daha sonra doçentlik sınavları için gelmeye başladık. Şimdi de ayağı tamamlamış oluyoruz herhalde. Bundan sonra vesile de kalmadığına göre bir daha artık buraya gelmeye biliriz. Şimdi ben bir fıkrayla başlayayım istiyorum. Ben sabrınıza da çok hayranım doğrusu. Temel'le Dursun İstanbul'da dolaşıyorlarmış. Bir turist geliyor, elinde bir adres, bizim Temel'le Dursun'a soruyor adresi. İngilizce soruyor tabii. Temel'le Dursun'dan bir cevap yok. Sonra Fransızca soruyor, yine cevap yok. Hadi günümüze uygun olsun, Portekizce de soruyor. Yine cevap yok. Arkasından çekiyor gidiyor filan. Dursun diyor ki Temel'e, o ne Temel ya diyor. Bir İngilizce öğrenemedik diyor. Temel diyor ki, ne olacaktı İngilizce öğrenseydin diyor. Bak diyor, adama yardımcı olacaktık diyor. Ya diyor Temel diyor, İngilizce bilsen ne olacak diyor. Bak adam üç dil bile derdini anlatamadı diyor. Şimdi buradan ekstra alabileceğim hissine kapılıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ben 9 Üniversite İktisadi Edirne Fakültesi'nde İktisat bölümünde hocalık yapıyorum. Ama Manisa'nın Gülbahçe köyünde babadan kalma bir 11 dönüm tarla var. Orada çiftçilik de yapıyorum. Her sene zarar ediyorum, bak çok açık söyleyeyim. Neden? Çünkü gider kısmını ben yapıyorum, gelir kısmını birader alıyor. 4 kardeşiz. O 11 dönüm tarlayı da hep babama söylerdim rahmetli. Bana düşen toprağı saksıya koyup gönderirsin diye. Satalım diyorum. Bizde kalması rasyonel değil diyorum. Geçimli çiftçilikten sağlayan birine satalım bu tarlayı diyorum. Annem ve ablalarım karşı çıkıyorlar. Çünkü köye gelirken tarla köyün yol kenarında, oradan bir bakıyorlar bizim tarla diye. Yani bir, tarlanın bize sağladığı tek menfaat şu anda o görsel olarak o tarla orada duruyor. Tütün yetiştirdik. Pamuk tütün tarlasında büyüdük zaten. Tütün tarlasıyla banka borcunu ancak öderdik. Pamuk tarlası, pamuk parasıyla okutabildi bizi babamız. O da işte ancak idare ediyordu. Ama bunun yanında 12 sene İzmir Ticaret Borsası'nın ARGE Müdürlüğü'nün iktisat müşavirliğini yaptım. Tarım ve ticaretin nasıl olduğunu orada öğrendim. 9 yıldır da İzmir'de Tarih Zeytinyağı Birliği'ne yönetim kurulu danışmanlığı yapıyorum. Zeytinyağı ile ilgili şeyler epey bir öğrendim. Bu arada Avrupa takımında tarım uzmanı olarak yer aldım. 62 tane ile gittim. Bugüne kadar 500'e yakın konferans, seminer verdim. Hakkari'nin, Mardin'in, Adıyaman'ın köylerinde, kahvelerde tarım ve örgütlenme anlatmaya çalıştık. Ezine'den Milas'a kadar Tarış'ın 33 tane kooperatifi vardı. Yaklaşık olarak 60 tane köy kahvesinde de örgütlenme ve tarım anlatmaya çalıştık. Niye bunları söylemeye ihtiyacı hissettim? Şimdi benim size söyleyeceklerim, sizin koymuş olduğunuz genel başlığa çok uyumlu. Ben size rüyalarımı paylaşacağım tarımla ilgili olarak. Köyde oturduğum zaman ya köylü ne istiyor, ne bekliyor? Bu hayallerimi sizle paylaşacağım ama önce bir teorik zemin oluşturma ihtiyacı hissediyorum. Ben küreselleşme, Türkiye ekonomisi, Türkiye tarımı ve arkasından planlama içeren bir perspektifte sunuş yapmak istiyorum size. Bu benim en son yapmaya çalıştığım Beyaz Küçük Yazılar Baskın Orhan hocamızın kaçıncı küreselleşme makalesinden gelen de ben oraya entegre etmeye çalıştım. Hoca diyor ki 3 tane küreselleşmeden geçtik. 1., 2., 3. olmak üzere 1490, 1890 ve 1990'larda diyor bir küreselleşmeden geçtik. Bunların yöntemlerini falan anlatıyor. Oraya girmeyeceğim. Bugün niye böyle bir şey yapmaya ihtiyaç ettim? Belki birkaç cümle önce bunu söyleseydim daha iyi olacaktı. Bugün Türkiye'de tarımda ne olup biteni anlatmak için küreselleşme sürecini, Türkiye tarımda ne olup biteni anlamak için makroekonomik çerçeveyi iyi görmek lazım. Çünkü ben Türkiye tarımda yaşanan gelişmeleri bunların bir damıtılmış sonucu olduğu kanaatini taşıyorum. Şimdi bu küreselleşmeler yaşandı ama toplumlarda baktığımızda 3 toplum aşamasından geçtik ya da geçiyoruz. Bir tarım toplumu olduk, sonra sanayi toplumu olduk, şimdi bilgi toplumu olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte tabii ki kapitalizm de durmadı. Ticari kapitalizm, sanayi kapitalizm ve finansal kapitalizm olmak üzere 3 aşamadan geçti. Tarım toplumu aşamasındaki küreselleşme sürecinde güç rekabeti vardı. Sanayi toplumuyla beraber fiyat rekabeti, günümüzde de yenilik rekabeti ön plana çıkmaya başladı. Burada bizim konumuz açısından, tarıma yansıma açısından söyleyebileceğim en önemli şey, bu kapitalist gelişmiş ülkeler bir şekilde bizim gibi ülkelerden kaynakları tırtıklıyorlar. O dönemin koşullarına, o dönemin sunduğu imkanlara, teknolojik koşullara bağlı kaynaklar bizim ülkelerden onlara gidiyor. Benim görebildiğim kadarıyla bu yaşa kadar bugünün gelişmiş ülkeler hiçbir zaman sadece kendi kaynaklarla bu gelişme düzenine ulaşmadılar. Dolayısıyla sürekli bizden bir şey alındı ve
bugün içinde bulunduğumuz dönem en kolay şekilde bizim gibi ülkelerden kaynakların aktarıldığı bir dönem. Çünkü finansal kapitalizm aşamasında elektronik hatlar üzerinde her gün trilyonlarca dolarlık türev işlemler vesaireler yapılıyor ve bizim gibi ülkelerden kaynaklar götürülüyor. Ben bunun ne kadar Türkiye'den götürüldüğünü de biraz sonra söyleyeceğim. Dolayısıyla küresel koşullar bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için ve gelişmekte olan ülkelerdeki gelişmelerin bir finansör olarak tarım sektörü için çok da olumlu bir tarihsel süreç bize sunmuyor. Peki Türkiye nerede? Dünya bu şekilde değişirken ben toplum olarak tarımla sanayi toplumu arasında bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Tüketim olaraksa bilgi toplumu aşamasındayız. Üretim olarak değil ama. Kapitalizm açısından sanayi kapitalizme uyum sağlamadan finansal kapitalizme borçlanarak nemalanan bir ülke konumundayız. Rekabet açısından ise ne yenilik rekabetinde varız, daha çok fiyat rekabetinde ve bunu da imkan sunan coğrafi konumun sağladığı bir rekabet avantajımız var. Türkiye'yi ben çağın gerisinde çağ koşullarında rekabet etmeye çalışan, bugün de çok kullanıldığı cümle işi kolay olmayan bir ülke olarak değerlendiriyorum. Baktığımız zaman bugünün dünyasında Türkiye, dünyanın 18. büyük ekonomisiyiz. Biliyor musunuz 70 yılında da biz 18'dik. Yani 1970, dün akşam taktım bütün veri setini indirdim. Baktım bütün yıllar var önünde ama buraya sadece o tabloyu koymak istemedim. Ya 1970'te de 17, yani 1970'ten bugüne kadar 17 ile 19 arasında sıramız değişiyor. Yani bir arpa boyu yol ilerleyememişiz yani. O kadar abartacak bir şey yapmamışız. Bunu Kore mesela 1970'te 31. sırada. Şu anda Kore 15. sırada. Dünya ekonomisinde büyüklük olarak. Bu bence bir şey de ifade etmiyor. Zaten bu kadar büyük bir coğrafyada, bu kadar büyük nüfusla herkes yan gelip yatsa ilk 20'ye girersiniz zaten. Dolayısıyla esas mesele orada bakın kişi başına düşen geride 76. sıradayız. İnsani gelişmişlik endeksindeki bana göre en önemlisi bu. 69. sıradayız. Ve küresel rekabet sıralamasında 44. sıradayız. Arkadaş dünyada 10. büyük ekonomi olma iddiası olan bir ülke rekabet sıralamasında 44. sıradayız. Nasıl gelecek oraya? Sadece kendimizi kandırıyoruz. Yani bunu da burada ifade etmek istiyorum. Gelemezsiniz bu yapıya. İnovasyon yapmamız lazım. Ben mesela karnabaharı yemiyorum. Bunun resmini gördüğümde dedim ki çiftçiler karnabaharı böyle yetiştirirse ben bile yiyebilirim. Bundan sonra diye düşünmüştüm. Evet, GDO'lu değil ya. Doğal, organik. Doğal, organik dedi. Tarımda olup bitenleri anlamak için biraz ben Türkiye ekonomisine bakmak istiyorum. Ya biraz burada farklı düşünüyorum genelde söyleyenlerden. Türkiye'de işte büyüme yetersiz, işsizlik var, enflasyon var, cari açık var. Bunları hep konuşuyoruz ama ben bunların hepsinin bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin kök nedeni, sorunların, ekonomik sorunların kök nedeninin ben arz deseniyle talep deseninin örtüşmemesinden kaynaklandığını ve bununla geçen zaman içerisinde bu aradaki farkın daha da açılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ne demek istiyorum? İşte üretim olarak da öylesine bir yerde biz bir üretim yapıyoruz ama halkın talep deseni farklı. Bunun için enerjiyi de koyabilirsiniz, ham maddeler, ara mamulleri de koyabilirsiniz. Ama ben inanıyorum ki bir gün bir politikacıdan Türkiye'nin esas sorunu halkın talep deseniyle üretim deseni örtüşmüyor kardeşim. Biz bunu çözelim derse bilin ki biz bir takım sorunları çözmeye başlarız. Burada bir felsefik bir değerlendirme de yapmak istiyorum. Maalesef Batı'da ile aramızda bir şöyle bir fark var. Batı herhangi bir sorunla karşılaştığında sorunun nedenini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Biz tıpta semptomik tedavi denilen karşılaştığımız sorunun sonucunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Niye bu ülke dünyada 1970'li yıllarda bir enflasyon sorunu çözemeyen tek ülke? Çünkü sonucunu ortadan kaldırıyoruz. Var olan nedenleri ortadan kaldırmıyoruz. Bu zihinsel dönüşümü bir türlü ne eğitim sistemi verdi ne de biz alabildik. Türkiye'ye baktığımız zaman dünyaya biz gelir esnekliği düşük, fiyat esnekliği yüksek ürünler satıyoruz. Ne demek bu? Diğer ülkelerin insanların geliri arttığı zaman benim malımı daha az talep ediyor. Bu şu demek. Dünya ticaretinde payı azalan malları satıyoruz biz. Ve fiyat rekabeti biraz fiyatını arttırdığında çok ciddi müşteri kaybedebildiğim bir yapımız var. Ne alıyoruz? Tam tersini alıyoruz. Gelirimiz arttığı zaman daha çok ithal ürün alıyoruz ve markalı fiyat destekli düşük ürün alıyoruz. Neden bu böyle peki? Birey tipolojimiz. Biz çok çalışkan bir toplum değiliz. Atatürk de görmüş bunu. Ne demiş? Önce övün demiş. Övün, çalış, güven demiş değil mi? Biliyor, gazla çalışıyoruz. Hocam Tamer Kumuk'la rahmetli şeyi şey oldu mu? Bekir Bey'le senkroniz oldu mu? Üstadımız da bir ortak dostumuz vardı. Ben de çok seviyordum İzmir'de. Kaybettik onu. Hakikaten sohbet. Hocam dedi bir Tamer Kumuk Hoca var, bir Bekir vardı, bir de sen de hepiniz iri yarı enleme boylamasınız diye böyle bir analoji yapmıştı. Ben bizim birey tipolojimizin hakikaten sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Eğitim sistemimizde problemimiz var.
Hayatım boyunca test sınavı yapmadım, yapmayacağım. Yapmaya kalktığım günde bırakacağım hocalığı zaten. Çünkü çık işaretlemekten aklını kullanamıyor. İnsan aklını dille kullanıyor. Kelime hazinesi olmayan bir adam aklını neyle kullanacak? Habire test kolay yönetilebilir, kolay kandırılabilir tırnak içine. Bir toplum yaratmak için test sisteminden daha iyi bir sistem yok. Bir de zihniyet var. Biz tarih boyunca bir çalışma yapmıştık, biz ciddi bir ekip. 5 senemizi verdik. Göktürklerden bu tarafa Türk toplumunu analiz ettik. 2 cilt kitap oldu bu. Ekonomik boyuttan analiz ettik. Bir de siyasi boyuttan. Sosyal ve kültürel boyuttan da analiz edecektik. Ancak tarihçi arkadaşlarımızdan bir tanesi beyin kanaması geçirdi. Felç oldu. Ondan sonra motivasyonumuzu kaybettik. O da şunu anladım ben. Eski Türklerde doğayı paylaşmışız. Osmanlı'da ganimeti paylaşmışız. Bugün devleti paylaşıyoruz. Devlet malı, deniz, yemeyen domuz atasözü İngiliz atasözü değil. Bir başka şey var mesela. Rüşvet, torpil. Bu hiç uzak olmamış bizde. Ne diyor Osmanlı'da? Devleti Osmanlı halinde terfi-i temayüz ilim irfan ile olmaz diyor. Nasıl olacak? Ya olacak kuvvetli iltimas, ya olacak madeni has, ya olacak ten ile temas diyor. Yani şey o günden bu tarafa değişmemiş şey yani süreç. Bugün de çocuk, geçen gün bir öğrencim geldi. Hocam dedi ben KPSS'yi asılayım mı dedi. Ne yapalım dedim böyle bir soru soruyorsun. Ya dedi ben dedi çok uyumlu değilim dedi. Dönemle dedi. Giremem diye korkuyorum dedi. Yani bir çocuğun o hayalini elinden almak ne kadar büyük bir vebal biliyor musunuz? Bunu acaba bu ülkeyi yönetenler dün bugün yarın yönetecek bu vebali şey yapabiliyor mu? 2 ay önce de bir kız öğrencim geldi. 92 almış KPSS'den. ALES'lerden bilmem. Hocam giriyorum mülakatlarda eğleniyorum dedi. Neden dedim? Hocam dedi mezhepsel olarak ayrımcılığa uğradığımı düşünüyorum dedi. Bana yardımcı olun ben yurt dışına gitmek istiyorum dedi. Bir genç kızın 23 yaşındaki bir genç kızın mezhepsel farklılığından dolayı işe giremeyeceğini devlette düşünmesini sağlamanın vebalini taşıyabilir mi vicdan olan bir insan? Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda ciddi bir zihniyet problemi var ve biz bunu nasıl çözeceğiz ben gerçekten bilmiyorum. Hemen geçiyoruz Türkiye'nin makroekonomik yapısı. Burada çok rakamlara boğmayacağım. Sadece ciddi bir çalışma yapmışım gibi görüneyim diye koydum bunları. Şimdi burada ciddi çalıştım ama onu söyleyeyim. Sizden sonra stand-up ücreti isteyeceğim. Eyvallah. Türkçe değil, Arapça edeceksin. Nasıl? Rüşvet Arapça, Türkçe değil. Hiç yerli bir şeyimiz yok zaten. Yoğurttan başka değil mi? Şimdi burada arkadaşlar. Şimdi bir sistematik yapmaya çalıştım. Nedir o? Bizim ülkemiz gelişmekte olan bir ülke. Üretim standartları farklı vesaire. Bir sürü gerekçesi. Enflasyonumuz yüksek. Enflasyon yüksek olunca faizimiz otomatik olarak yüksek olmak zorunda. Nominal faizi konuşuyorum. Bu durumda dünyada her gün 1,5 trilyon dolara yakın para elektronik hatlarda geziyor. Bu paralar bakıyor Türkiye'de faiz yüksek. Sıcak para dediğimiz, bizim literatür itibariyle de portföy yatırımı dediğimiz para Türkiye'ye geliyor. Para gelince dolar bollaşınca doların değeri düşüyor. Doların değeri düşünce ithal malları bize cazip hale geliyor. Bakın 2002 yılında Türkiye'de 9 milyar dolar sıcak para var. Tahvile ve hisse senedine gelen para bu. 2014'e geldiğimizde bu 155 milyar dolara geliyor. Şimdi 155 milyar dolar geldiği zaman Türkiye'ye ne oluyor bakın. Şimdi tabii üstadımızın yanında bunları da dikkatli, ben sizin olmadığınızı varsayıyorum şu anda hocam. Şimdi bakın mesela sadece bizim penceremizden baktım, deflatörle reelleştirdim. Bizim için, Türkiye'deki vatandaş için 2002 yılında diyelim ki şu su, Amerika'dan gelen şu su 72 liraysa, 2014'e geldiğimizde reel değer bunun 37 liraya düşmüş. Yani bizim için ithal malları yarı yarıya ucuzlamış. Ucuzlayınca ne oldu? Biz daha fazla tüketebilir hale geldik. Arabaları yeniledik, evdeki televizyonları, mobilyayı her şeyi yeniledik. Bakın burada enteresan bir şey var. Bu kırmızı doğrusal trend grafiği şunu gösteriyor. Türkiye'de doların değeri belirgin bir şekilde düşüyor. Büyümeye bakın yalnız o düz çizgide büyüme, mavi çizgide büyüme. Büyüme de çok da önemli bir sıçrama olmuyor. Bu ne gösteriyor bize? Biz tüketimle büyüdük. Ama ülkenin üretim potansiyelini, kaynaklarını yetirecek olan bir başka şey, bu kırmızı yine doların TL karşısındaki değeri sürekli olarak düşüyor ve dış ticaret açığına bak. Dış ticaret açığı da inanılmaz bir doğrusal şeyle artıyor. 105 milyar doları gördük biz dış ticaret açığında. Bu 80 ile galiba 95 yıl arasındaki toplam dış ticaret açığından bile daha fazla bir açığı biz bir yılda gördük. Şimdi niye bunu anlatmaya ihtiyacım? Şimdi dünyada
finansal kapitalizm var ya, para daha çok paradan kazanılıyor ya, paranın daha çok paradan kazanıldığı ülkeler bizim gibi emerging marketlar ya, emerging market'i ben Türkçe'ye şöyle çevirdim yalnız. Gelişen yükselen piyasa diyor ya, ben öyle çeviremiyorum onu. Kazıklama ihtimalinin yüksek olduğu piyasalar diye çeviriyorum ben. Şimdi bu şekilde inanılmaz bir dış ticaret açığı verdik. Ve bakın ne oldu Türkiye'de? Yurt dışından Türkiye 3 kanaldan para geliyor. Birisi doğrudan yabancı yatırım, mal ve hizmet üretmek için ya geliyor sıfırdan kuruyor, ortak oluyor, satın alıyor vesaire. Birinci sütun o. İkinci sütun portföy yatırımı dediğimiz sıcak para. Üçüncüsü de borç ve kredi alımı. Ödemeler bilançosundan yaptığımız hesap. Bakın arkadaşlar, 1984-2014 arası Türkiye'ye bu üç kanaldan 625 milyar dolar para gelmiş. Bu para karşılığında biz yurt dışına kar transferi olarak, faiz ödemesi olarak borsa kazancımıza 218 milyar dolar ödemişiz. Bu dolar bazında yaklaşık olarak %30 getiri demek. Aynı dönemde bizim dolar bazında büyümemiz 8.9. Şimdi ben gidip bankadan %30'la faiz alsam, bir yere yatırsam, oradan %9 para kazanırsam o parayı geri ödeyebilir miyim? Ödeyemem. Türkiye'nin o yüzden dış borçları sürekli artıyor. Mesela son 10-15 yılda yaşadığımız işin sırrı bir üst rakamda. Bakın, Türkiye'ye 84'ten 2014'e 30 yılda 625 milyar dolar para gelmiş. Bu paranın 540 milyar dolar mevcut hükümetlerimiz döneminde gelmiş. Bütün işin sırrı burada. Yani hak edilmemiş bir tüketim için, ucuzlamış ithal ürünler için biz burada bu şekilde inanılmaz bir imkan bulduk. Şimdi ben Türkiye'yi bu arada bir değerlendireyim, hemen tarıma geçelim artık. Türkiye'yi ben şöyle görüyorum. Niteliksel sorunları insanında, üretiminde, ahlakında, iş ahlakında niteliksel sorunları nicel göstergelerle örtülmeye çalışılıyor. Orta ve uzun vade gerektiren, ciddi yapısal önlem gerektiren sorunlar da parasal önlemlerle çözülmeye çalışıyor. Çözemezsiniz. Çözdüğümüz bir sorunumuz da zaten benim baktığım yer itibariyle söz konusu değil. Bu işi çözecekse kadınlar çözecek diye düşünüyoruz. Bakarsanız kadın bir denge olsun, hakikaten bütün toplantılarda bunu söylüyorum. Önemli bir denge unsuru. Burada gerçekten çok işlevsel bir denge unsuru konumunda gördüğünüz gibi. Bunu Tanfer Bey'in bir sunumunda görmüştüm çok yıllar önce. O sigortalarla ilgili Tanfer dinlerdi değil mi? Onun şeyini oradan devşirdim. Onun da adını almış olayım burada. Haksızlık olmasın. Şimdi burada tarıma gelelim. Bu rakamlarda da bir şey söylemeyeceğim. Tarımda yeterince büyümüyoruz biz. Sabit sermaye yatırımlarından tarıma giden pay toplamda bu. %3'lere düşmüş, %7'lerden neredeyse yarı yarıya düşmüş. Tarım büyümüyor. Türkiye'de doğru düzgün büyüyor. Bu üç tane sektörün büyümez arkadaşlar. Bakın çok şanslısınız. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir büyüme grafiği göremezsiniz. Burada tarıma baktığımız zaman da bu da tarım sektörünün 1980'den bu tarafa büyüme hızını gösteriyor. Şimdi böyle büyüyen bir sektör ne diyor bu? Bir diyor doğaya bağımlılığı çözememişsin arkadaş diyor. Sen diyor bu grafik bunu gösteriyor. İki bu kadar diyor tarımsal üretimin dalgalandığı bir ülkede diyor sen enflasyonu kontrol edemezsin. Gıda fiyatları az gıda fiyatları artıyor, enflasyon artıyor. Enflasyon artınca ücret talepleri artıyor. Ücret talepleri artınca kökeninden manet enflasyon oluşuyor. Bir şekilde bu zincir devam edip gidiyor. Şimdi bir başka şey, biraz daha can sıkıcı grafiklere geçeceğim. Şimdi burada bu tarımda çalışan, diğer sektörlerde çalışanların sayısıyla hasılanın bölümü sonucunda elde ettiğimiz emek verimliliği. Şimdi burada enteresan bir şey var. Bunlar sabit fiyatlarla, enflasyon yok burada. Bakın 2014 yılı itibariyle tarımda çalışan bir kişi 2000 liralık ürün üretiyor. 2028 liralık üretim yapıyor. Sanayide 7810 lira yapıyor. İnşaatta 3800 lira, hizmet genel olarak da 5600 liralık üretim yapıyor. Şimdi bakın, buraya bakarsanız şunu söyleyebilirsiniz bir pencereden. Ya Türkiye'nin sanayileşmesi lazım. Köyde çalışan adam ben tarımdan alıp sanayiye götürürsem, adam orada bana 7800 liralık üretim yapacak. Bu sayı ne kadar çok olursa o zaman Türkiye'nin milli geliri o kadar fazla artacak. Ama bir pencereden şöyle bakabilirsiniz. Ya ben bu adam, köydeki adamdan %10 tırtıklıyorsam, artık değer elde ediyorsam, yani yılda 202 lira kuruş alıyorsam, ben bunu sanayiye götürürsem, o zaman yılda 781 lira artık değer elde etme şansı var %10'la. Şey yapacaksın. Şimdi nereden istiyorsanız bakabilirsiniz buna. Ama burada tarımdan ben hakikaten içim acıyor benim. Bizim köyde pek genç kalmadı. Sabah ilk geldiğinde de hoş gününüze sığınarak söylüyorum. Bizim buradaki nüfusun yaş piramidiyle bizim köyün yaş piramidi benzeşiyor. Şimdi FAO için bir çalışma yapmıştı bir ara Bekir abiyle filan.
Orada Yuntağ köylerinde 63 tane köy var. Ben Manisa'nın Yuntağ köylerinde bir proje yapmıştık burada İpek Hanım'la falan. Ortalama yaş köylerde 57 çıktı. 57 çıktı oradaki şey yaptığımız köylerde. Arkadaşlar bir kuşak sonra şey yok. Çiftçi yok. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu Türkiye'de çok ciddi bir sorun yaşayacağız biz 10 yıl içerisinde. Şunun için. Şimdi benim bir tane sınıf arkadaşım var ilkokuldan Ramazan diye. Ramazan Manisa'da çalışıyor. İki tane çocuğu var. 1200 lira maaş alıyor. 400 lira ev kirası var Ramazan. Ramazan, ben ona şey, sihirbaz Ramazan. 1200 lira maaş, 400 lira ev kirası, iki tane çocuk okula gidiyor. Ramazan nasıl geçiniyor bu? Ramazan cuma günü akşamdan köyde. Hüseyin dayının zeytin varsa, pamuk, tütün neyse, karı koca iki gün çalışıyorlar dört yevmiye. Pazar akşamı baba Hüseyin dayı onlara dört yevmiyeyi veriyor. Giderken de taranasını, bulgurunu, sütünü, peynirini, zeytinini ne varsa onları da alıyor gidiyor. Ramazan köyde, onunla, Manisa'da onunla yaşıyor. Bakın Türkiye'de sağ sol kavgası yaptık, layık, antilayık yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Çok şükür birbirimize düşmedik. Ama bakın eğer tarım bir gün o Hüseyin dayının bacası tütmez hale gelirse köyde, Ramazan gerçekten o 1200 lirayla Manisa'da yaşamak zorunda kalırsa, biz o zaman çok ciddi sorunlar yaşayacağız. O yüzden her toplantıda söylüyorum, Türkiye'nin en büyük sosyal güvenlik kuruluşu hala tarımdır. Ne SGK ne bir şey. Tarım bu desteği çok ciddi şekilde veriyor. Bu verinin şeyini geçelim hızlıca. Hemen hocam bitçe dediğiniz zaman bir fıkra da anlatacağım. Şimdi ben burada bir şey yapmaya çalıştım ama epey bir emek verdiğim bir şekil oldu bu. Bu pembe taraf gelişmiş ülkeler, tamam. Gelişmiş ülkelerdeki çiftçiler ve tarım koşulları var. Bu tarafta işte Arjantin'in, Brezilya'nın çiftçilerinin olduğu koşullar var. Bu yeşil bu taraf. Şimdi gelişmiş ülkeler gördüğünüz gibi yüksek teknoloji kullanıyor, ölçekleri büyük, yeterince girdi kullanıyor, örgütlüler ve yüksek verim elde ediyorlar. Arkadaşlar bu sunumu herkes alabilir. Yani makine, ben de sabah bir ne çekmeye çalıştım, sonra herkes de açıktı. Ben yaptığım bütün çalışmaları paylaşıyorum. Çünkü hayat bana da iki şey paylaşılınca büyüyor. Birisi bilgi, birisi de sevgi. Bunları paylaşmamız lazım. Şimdi burada gelişmiş ülkelerin çiftçileri yüksek verim elde ediyor. Ciddi destek de alıyorlar mesela. Yüksek gelir elde ediyorlar. İhracat desteği de alabiliyorlar mesela. Düşük fiyatta dünyaya mal satıyorlar. Şimdi çıkıyorlar diyorlar ki zaman zaman, abi işte dünyada buğdayın tonu atıyorum 100 dolar, Türkiye'de 200 dolar, bu nasıl oluyor? Ya sen gübreyi aynı maliyete veriyorsun mu? Elektriği aynı maliyete veriyorsun mu? Suyu aynı maliyete. Bunu hiç konuşmuyorlar. Ondan sonra da tarımla ilgili çıkıp yorumlar yapıyorlar. Ben borsada çalışırken şunu gördük biz. Hatta bir dönem o aynı anda Ege Gim sadece deney danışmanlık yapıyor. Bizim tekstilcimiz gitti, Amerika'dan aldığı pamuk finansman aracı olarak kullandım. Çok üzülüyorum şimdi. Ben de aracılık ettim o işlerin bir kısmına. Gidiyorsun Amerika'dan pamuk alıyorsun. GSM krediler diye bir mekanizma vardır. Gidiyorsun pamuğu alıyorsun. 3 yıl taksitle ödüyorsun parasını. Amerikan devleti çiftçisine o parayı peşin ödüyor. Ben sonra Amerikan devletine pamuğun parasını 3 yıl taksitle ödüyorum. Memlekette faizlerin %40-50 olduğu dönemde ben 3 yıl faizsiz finansman kaynağı oluşuyordu. Ne oldu? Pamuklar geldi. Bir de şu naylon çuval işini bir türlü çözemedik. Abraj sorunu yaratıyor vesaire. Ondan sonra bizim tekstilci gitti Amerikan pamuklarını aldı. Amerikan pamuklarını aldı. Bakın bizim ovanın tamamı pamuktu. Bir dönüm pamuk yok şu anda. Onun yerine mısır ekiyoruz. Mısır çok su istiyor. Pamuk tarlaları mahvetti kibrit tohumlarla. Tütün tarlalarında zeytin tarlası yaptık şu anda. Ya arkadaşlar bir yanlış sanmıyorsunuz. 1 liralık mısırdan elde edebileceğiniz maksimum katma değer yağ yaparsanız 5 liraya ulaşıyor. Bana öyle söylediler. Pamuktan, onu ben yaşadığım için biliyorum o söyleyeyim. 1 liralık pamuktan eğer basic tişört yaparsanız 12 lira, fantezi elbise yaparsanız 25 liraya kadar katma değer yapıyorsunuz. Ya siz 1 liralık şeyden 5 lira katma değer elde edecek pamuğu üretmelisiniz. Suyu çok tüketen ve dünyanın her yerinden satın alabileceğiniz mısır mı üreteceksiniz? Ya bu çok anlaşılabilir bir şey değil. Sonuç. Tabi bunun sonucu daha gelmedi. Şimdi burada hemen toparlıyorum hocam. Hemen toparlayıp kurtaracağım az sonra tarımı, merak etmeyin. Şimdi burada yukarısında Türkiye. Gördüğünüz gibi kafamız gibi karışık Türkiye. Şimdi en yukarıda sarı kutucuklara bakarsak kamu açıklarımız var bizim. Bir türlü bitmiyor. Şimdi asgari ücretle devlet üstlenesi aradaki farkı açık görünsüz. Ağır vergi yükü koyuyoruz. %18 KDV alıyoruz girdilerden. Girdi maliyeti yüksek oluyor. Çiftçi yeterince girdi kullanamıyor ve verimi düşürüyor bu. Yeşile bağlanıyor. Diğer taraftan hızlı nüfus artışı var. Miras hukuku, küçük ölçekli araziler ortaya çıkıyor ve o da verimli düşüyor. Bizim 1,5 dönüm tarla var bir tane Gediz kıyısında. Her sene buğday ekiyoruz oraya mecburen. 1,5 dönüm çünkü. Her sene dua ediyorum komşu bir tarla buğday eksin diye. Köyden çünkü 8 kilometre uzakta.
Biçerciye diyorum ki abi bizim buğdayı da biçelim diyorum. Biçelim abi diyor. Nerede? İşte Gediskenar'da. Kaç dönüm abi diyor? 1,5 dönüm. Abi diyor gidilir mi 1,5 dönüm oraya? O yüzden bakıyorum oraya, bizim oraya şey eksin birisi her sene. Buğday eksin. Bu tarlanın varlığının ne anlamı var? Ama var. Bölüne bölüne oraya. Bir başka şey, hızlı nüfus artışı vardı tarımda daha önce. Bu çiftçilere yetersiz eğitimi getiriyor. O da verimi azaltan bir şey. Kamu açıkları devlet için kaynak yetersizliği anlamına geliyor. Araya IMF giriyor. Gördüğünüz gibi o kalınlaşıyor. Yetersiz ve yanlış desteklemeler sonucunda verimlilik ve düşük gelir ortaya çıkıyor. Mor kısımda, mor aradığımız bir alan herhalde, yetersiz örgütlenme, bilinci ve örgütlenme düzeyi, üretici arayına piyasa koşulları ve fiyat düşüyor. Şimdi aşağıdan dünyadan düşük fiyat baskısı geliyor. Bizim zaten piyasa yapılamamız üretici arayına ve çiftçi düşük gelir elde ediyor. Gelir elde edince ne yapıyor? Biliyorsunuz 2003'te yasa çıktığından bu tarafa Türkiye yabancılara 31 milyar dolarlık arazi ve konut sattı arkadaşlar. Çiftçiler arazileri satıyor. Mülksüzleşme süreci geliyor ve kente göç geliyor. İş orada bitmiyor tabii. Esas mesele de burası bana göre. Şimdi ben köyden geldim. Mesleğim yok. Gelirim düşük. Kolay yönlendir. Aşağıda medya, akşama kadar işte Acun'un programları, diziler vesaireler. Ben sürekli ama üst gelir gruplarının tüketim kalıplarını görüyorum. Onlar gibi yaşamak istiyorum. Ama onlar gibi çalışmak istemiyorum. Bir şekilde biz geniş kitleleri sürekli biraz uyutuyoruz. Köyden kente geldiği zaman ciddi bir aşırı işsizlik baskısı ortaya çıkıyor. Bu düşük ücreti gündeme getiriyor ve ciddi kayıt dışı sistemi gündeme getiriyor. %35 Türkiye'de kayıt dışı çalışıyor şu anda. Devlet onun kayıt dışı çalıştığını biliyor da nerede çalıştığını bir türlü bulamıyor. Onu da ben anlamış değilim. Bunun sonucunda ne oluyor? Ucuz emek yoğun ürün ihracatı yapıyoruz. Halkını fakir bıraktırmaya yönelik bir şeydir bu. Ve halk fakir kaldığı zaman da popülizme, yönlendirmeye, hakim paradigmaya desteği açık hale geliyor. Hep söylüyorum, yardımlar Türkiye'de çok işe yarıyor. Çünkü siz aylık geliri 10 bin lira olan bir adama kömür, makarna vesaire şunu verdiğinizde ayda diyelim 200 liralık destek yaptığında 10 liralık bir adam, bu bir şey ifade etmiyor. Ama aylık geliri 1000 liranın altında olan bir insana sen bu yardımı yaptığın zaman o Allah razı olsun diyor. Bizim katip var, okuma yazma bilmediği için katip diyoruz köydene. Seçimden önce sordum katibe. Katip dedim, kime vereceksin? Bunlara vereceğim dedi. Neden katip dedim bunlara vereceksin? Ya da işte kömür alıyoruz dedi. İyi kötü kolli de geldi filan dedi. Dedim katip bunlara oy verilir mi dedim. Dedi katip. Okuma yazma bilen bizim köyden bir arkadaşım. Ötekiler bunu da vermedi ya dedi. Şimdi onunla indiğinde bu olay farklı. Ben Türkiye'de maalesef subjektif bir değerlendirme, kuşkusuz katılmayabilirsin, fakirleştirmenin bir politika aracı değişkeni haline geldiğini düşünüyorum. Hemen tarıma geldim hocam. Bunları geçiyorum artık, küresel sistemi filan. Ne yapalım peki? Şimdi Türkiye'de tarımın endüstrileşmesi gerekiyor. Böylece bak burada çok enteresan bağlar olduğunu düşünüyorum. Onu şematize etmeye başladım ama henüz yapamadım. Türkiye'de modern girdi kullanacak çiftçi, işte ilaç, tohum, gübre, ekipman kullanacak. Böylece pazar haline gelecek tarımın. Tarım sektörü kendisi girdilerse daha büyük pazar haline gelecek. Makineleşme sonucu emek talebi azalacak köydeki, azaldı. Köylü fakirleşecek, kente göç edecek. Kente göç edince köyde iyi kötü iki tane tavuk var, bir tane inek var, domates, biber, patlıcanı ekebiliyor, yetiştirebiliyor. Ama kente gittiğin zaman %100 tüketici hale geliyorsun. Bir de Hüseyin dayı gitti mi ayvayı zaten yemiş olacaksın. Kentte işsizler ordusu yaratıyoruz. Reel ücretler düşürülüyor ve artık değer bu şekilde büyütülüyor. Köydeki vatandaş kente geldiği zaman da daha fazla ithal ürün tüketmeye başlıyor. Bu da ithalatı arttırıyor ve küreselleşme açısından son derece faydalı bir şey. Böyle bir inovasyon türü olarak da. Ama bak ya hakikaten üstad makam koltuğuna benziyor değil mi şey olarak yani? Berber koltuğu. Berber de olabilir. Tamam. Doğru, onu bulma ihtimali daha fazla değil mi köyde? Evet. Peki ne yapalım şimdi? Rüyamı çok hızlıca üstad 2-3 cümleyle toparlamaya çalışacağım. Ne yapacağız? Hocamın sorduğu kim sorusunu, cevabını bilmiyorum yalnız. Onu söyleyeyim hocam. Fotoğrafımızı geçelim. Bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir kere arkadaşlar, tarımda ne yaparsanız yapın bu büyüme modeliyle hiçbir şeye yapamaz. O yüzden makrodan gelmeye çalıştım. Türkiye'nin büyüme modelini değiştirmesi gerek. Türkiye ithalata dayalı, tüketim çekişli büyüyor. Bunun da finansmanını sıcak para yapıyor. Kısa vadede bizi iyi yapıyor, işte gördüğünüz gibi kaynaklar yurt dışına gidiyor. Bana göre reel sektör, yani tarım, sanayi ve hizmetler sektörü referanslı bir, reel sektör referanslı yeni bir büyüme modeli lazım. Ve Türkiye'de arazi rantlarıyla finansal rantları adam gibi vergilendirmeniz lazım. Yani bu borsa kazançları, faiz kazançlarını vergilenmediğiniz sürece adam niye gitsin üretim yapsın? Ender Bey, onu da çalışıyoruz, Sanayi Odası Başkanı. Hoca diyor, eskiden diyor yapıyorduk, satıyorduk diyor. Şimdi diyor al sat yapıyoruz diyor. Bilseydim diyor inşaata girerdim diyor ki, bu adam 2000 kişinin çalıştığı işletmelerinde 2000 kişi çalışıyor bu insanı ya.
ve Avrupa'nın en büyük el tezgahları, el aletleri üreten fabrikaları bu adamda. İnşaata girerdim diyor. Yani dolayısıyla değiştirmemiz lazım. Bunu yaparken de mutlaka tarım, sanayi ve hizmetleri entegre eden bir sektörel alt stratejiler üretmemiz gerekiyor. Tarımın önemini politik irade olarak bilmemiz gerekiyor. Beni iki tane tarım bakanı toplantıdan kovaladı, biliyor musunuz? Bir tanesi Hüsnü Ziya Gökalp'ti, bir tanesi de Sami Güçlü bakanımızdı. Bir tanesinin toplantı gönderme gerekçesi şuydu. Bu birlikler yasası çıkacak. Toplantı var Tarım Bakanlığı'nda. İşte üretici birlikleri yasası çıkacak. Anlattılar falan. Bakan Bey döndü. Ben çıktım, dedim ki efendim, tarım kredi kooperatifi var, tarım satış var, şu var, bu var, bir tane daha çıkarmayın dedim. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasındaki yetki kavgasını çiftçinin başına bela etmeyin dedim. Zaten zor işi çiftçinin, bir sürü örgüt var, bir tanesi doğru düzgün işe yaramıyor. Ekstra bir şey çıkarmayın, gelin bunları toparlayın. Bir tane özgün, bağımsız mevzuatı olan, sadece tarım kooperatiflerine yönelik bir mevzuat yapalım ve entegre bir kooperatif. Sen çok biliyorsun dedi. Bakan bana, çık dışarı dedi. Sonra onunla uzak, çık dışarı demedi. Tamam yeter artık, bırak dedi. İkincisi de Avrupa Birliği ile ilgili topladılar bizi böyle 20 kişi filan. Sami Bey orada oturuyor, Mehmet Altanlar filan yanlarında oturuyor. Ben de taş şu köşede oturuyorum. Ondan sonra anlattılar işte. Allah'ım diyorum, koca adamlar nasıl söylüyor böyle şeyler filan. Neyse bana geldi sıra. Dedim Avrupa Birliği Türkiye için bir amaç değildir dedim. Avrupa Birliği standartlarını yakalamak amaçtır. Avrupa Birliği bizim için araçtır. Biz Avrupa Birliği standartlarını yakalayacak ne diye Avrupa'ya uyalım. Onlar gelsin bize yolsun dedim. Ondan sonra tarımla ilgili de yanlış işler yaptıklarını söyledi. O da kesti beni ve ben de toplantıdan çıkmak durumunda kaldım. Kesti ama yeter dedi. Bir dakika dedim, bak uçak paramı verdiniz, bir gece otelde aldınız, bunun karşılığını vermem lazım dedim. Ben biraz daha orada konuşmaya çalıştım. Evet, şimdi rüyamıza devam ediyoruz. Büyüme modelimizi kurduk. Tarımı önemsiyoruz. Sanayi Ticaret Bakanlığı'nda olan kooperatiflerle ilgili düzenlemeleri vesaire, bunları Tarım Bakanlığı tek bir çatı altında tarım politikalarını topluyoruz. Bakın tavrını tamamıyla kayıt altına alıyoruz. Bununla ilgili projeyi de yaptık, daha önce de verdik Tarım Bakanlığı falan, ama çok takmadılar. Şimdi burada tarımın bütün boyutlarıyla kayıt altına alması gerekiyor. Kim çiftçi? Bakın birinin tarlasını kullanıyordum ben, tütün ekiyordum 22 dönüm. Bu doğrudan gelir desteği yasası, biliyorsunuz 9 Aralık 99'da IMF'ye bir niyet mektubu yazdık. 21 Aralık'ta onaylandı, geri geldi. O metni gördüğüm gün bir yazı yazdım. 6 sayfalık Tarım Bakanlığı'na. Sakın bu doğrudan gelir desteğine geçmeyin. Türkiye'nin sosyokültürel yapısı buna uygun değil. Çiftçi parayı alır, tarlayı boş bırakır ve biz gıda açısından da dışarıya daha bağımlı hale geleceğiz. Bakın 22 Aralık tarihinde yazılmış. Daha uygulamaya geçmeden. Olmaz, bizim insanımız olmuyor. Bir de o 22 dönüm tarlayı kullanıyorum ben. Gittim, bizim de akrabamız. Üst düzey bürokrat demektir. Çeşme'de oturuyor. Abi dedim, ben senin tarlayı tutuyorum. Devlet dedim destek verecekmiş. Dedim ki tarlayı de işleyene verecekmiş. İyi dedi. Ne yapacağız dedi. Dedim seninle bir sözde kira sözleşmesi yapmamız lazım. Tamam yapalım. Yapıyorsun sözleşmeyi. Ya Yaşar dedi, ben sana geçen sene kaça kiraya verdim onu dedi. 200 milyon lira Erbil amca. Şimdi sen kaç mı destek alacaksın oradan bunu yaparsak biz? 220 lira alacağım. Yazdık. Kira kısmı da 420 lira yaz dedi. Şimdi biz daha toprak sahibi, çiftçi, üretici, bunları da bile ayıramamış. O yüzden çiftçiyi, araziyi, ürünü, hayvanı, çayır, mera, orman, ağaç, bunları kayıt altına almamız lazım. Ondan sonra harita çıkaracağız. Toprak, iklim, ürün, su, hayvan, orman, tahliline, yabani bitkiler haritasını çıkaracağız. Bu artık coğrafi bilgi sistemleriyle bunlar çok kolaylıkla yapılabiliyor. Ondan sonra havza ve bölge bazında, çünkü her tarafta havza yok, toprak ve arazi kullanım planını yapmamız lazım. Planlama dedik ya hocam, arazi ve toprak kullanım planını yapmamız lazım. Ondan sonra da hangi ürün, hangi bölgede daha kaliteli, daha verimli yetişiyor, bunu da masanın üstüne koymamız lazım. Ondan sonra çiftçilere diyeceğiz ki, baktık pamuk İzmir'de ekmek anlamlı, atıyorum. Arkadaş, pamuğu Türkiye'nin her yerinde ekebilirsin ama ben pamuğa desteği onun kaliteli ve verimli ekildiği bölgede vereceğim demem lazım benim. Arkasından benim her çiftçiye sertifika vermem lazım. Yaşar Uysal pamuktan anlar, tütünden anlar, kavun karpuzdan çok iyi anlar, biberden de anlar, mısırdan da anlar. Bu sene tuttu, domates ekmek istedi. Yaşar Uysal'ın bir sertifikası, doğum tarihi, nelerden biliyor, eğitimi, bilmem nesi, hepsi var. Bir de çiftçi numarası, belki TC kimliği kullanılabilir. Ben bu sene çekmediğim bir ürünü ekmek istiyorum. Ekemeyeceksin. Tarım İl Müdürlüğü, üniversite bir araya gelecek.
ben gidip orada domates ekimiyle ilgili bir eğitim alacağım. O sertifikaya yazılacak ondan sonra. Bunu da yapabilir diye. Ben ondan sonra ekmek istiyorum. Arkadaşlar herkes her şeyi yapıyor memlekette. Bir de herkes her şeyi biliyor yani. Öyle de bir şey var yani. Herkes aynı sene aynı ürünü ekiyor. Ondan sonra çok ciddi zarar ediyoruz. Bir başka şey, sertifikalı çiftçiyi çok önemsiyorum arkadaşlar. Benim sertifikam olması lazım. Benim gerçekten çiftçi olup olmadığımı bilmem lazım. Dinamik tarımsal gözleme sistemi, veri tabanı girmeyeyim şimdi ama altyapısı fikri olarak hazır. Bir de ondan sonra yap toprağı, çiftçi her şeyi kayıt altına aldık. Abi bizim iç talep ne olacak? Domateste, buğdayda, mısırda vesairede. Dünya ne istiyor? Biz dünyaya ne satabileceğiz? İç ve dış talep projeksiyonları yapmamız lazım. Onu da yaptık. Ondan sonra ben ziraat fakültelerinin hocalarım beni hoş karşılaştı. Burada bir köylü olarak konuşuyorum, hoca olarak değil. Bütün ziraat fakülteleri bulunduğu bölgeden sorumlu olsun istiyorum. O demin söylediğimiz toprak sistemini, toprakların kayıt altına almasını. Diyelim ki İzmir'de Ege Üniversitesi, Aydın'da Aydın ve Adnan Menderes Üniversitesi. Her ziraat fakültesi devlete kaynak verirsek tabii o bölgedeki toprak kalitesi, niteliği, bütün bunların hepsini kayıt altına alabilmeli. Ben ziraat fakülteleriyle çiftçilerin yeniden şey olması lazım. Mesela Tayfun hocalarım, Ayhan hocalar bizim köylerde yapmışlar şeylerini, doktora tezlerini filan. Ya köyün içindeymişler. Şimdi Tarım İl Müdürlüğü'nden ben rica ediyorum, bizim pamuğa bakın diyorum. Yeşil kurt var diyorum. Araba yok, gazete yok, gelemeyiz. Hep bu cümleleri duyduk. Kötü bir niyetleri yok ama imkan yok. Ondan sonra Türkiye'nin stratejik ürünlerini bileceğiz. Bence hayvancılıkta stratejik ürün süttür çünkü et yan ürün olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar et üreticiler buna kızıyorsa da buğdayın beslenme açısından, pamuğun tekstil açısından, mısırın yem açısından, fındığın da ihracat açısından stratejik olduğunu düşünüyorum. Bu ürünler buna tartışılabilir. Bunlara özgü bağımsız bir strateji geliştirmemiz gerekiyor düşünüyorum stratejik ürünler için. Aile çiftçiliği ve organik tarım için ayrı bir strateji. İnovatif alanlar, tohum üretmemiz gerekiyor. İlaç, ekipman ve kozmetikte mutlaka yeni şeyler yapmamız lazım. Hemen bitiriyorum üstadım. Bir başka şey, havza bazlı ürün temelinde yönlendirme ve destekleme. Bunları geçeyim ama kadını çok önemsiyorum. Ben şunu biliyorum. Babam akşam bir şey ekmeye karar verdi, sabah kararını değiştirdi. Hiç anlamadım baştan. Eğer annem değiştiriyormuş onun kararlarını. Ve baktım ki hep babam karar değiştirdiğinde daha çok traktörle yapılacak işleri istiyordu hani. Bizim traktörümüz hiç olmadı. Biz hep at arabası, ben eşek, o gördüğünüz eşekle çok gittim kendi tarlaya. Annemin ne kadar akıllı olduğunu fark ettim. Pamuk olduğu zaman anneme işi yok. Bir toplaması var ama tütün, fidanek, topla, onun otunu ayıkla, kış günü iş felaket. Kadınların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tarımsal örgütlenmenin de ben Mahmut Bey'in yaptığı gibi hem girdi alırken hem de satarken entegre bir örgütlenme olması gerektiğini düşünüyorum. Tek başına çok işe yaramadığı kanaatini taşıyorum. Bunları anlatamayacağım artık. Şöyle söyleyeyim sadece. Bir de fıkram var yalnız. Türkiye ekonomisindeki sorunların ben tarımdaki sorunlar giderilmeden, tarımdaki sorunların da örgütlenme sorunu aşılmadan çözülemeyeceğini düşünüyorum. Bu benim samimi insani kanaatimdir. Son fıkramız da şöyle. Benim konuşmayı belki biraz bu toplantıya entegre edecek bir şey. Kayserili bir kardeşimizin eşi vefat etmiş. Gazeteye gidecek, gitmiş, ilan verecek. Yaz kızım demiş. Kız yazmış, Emine'yi kaybettim, üzgünüm. Oradaki görevli demiş ki, amca demiş, üç kelime de hakkın daha var demiş. Aynı paraya mı kızım demiş, aynı paraya demiş. Ertesi gün gazete ilan şöyle çıkmış. Emine'yi kaybettim, üzgünüm, satılık Toyota var. Teşekkür ederim. Toyota. Evet. Şey verir misin? Evet. Bu şey neredeydi? Mezer mi? Ve içeriği de çok yüksek olan bir konuşma yaptı. İltimas yaptığımı herkes duysun diye açtım. Tamam. İltimas yaptığımı da düşün. Bir türlü neyse. Şimdi Gökhan Günaydın konuşacaklar. Son konuşmacısı panelimizin. Buyurun Sayın Günaydın. Teşekkür ederim. Çok keyif alarak ve çok öğrenerek dinlediğimi rahatlıkla söyleyebilirim ama bir şey de söylemek gerçekten çok içimden geçiyor. Söylemezsem şişerim.
planlama seminerindeki tutumumuz aslında memleketin neden plansız olduğunu da ortaya koyuyor. Öyle, öyle mi? Yani zamanı falan epeyce aşmış durumdayız. Hepinizden bu saatte ya rica ederim. Sadece siz olsaydınız ben de aynısını yapacağım şimdi. Dolayısıyla ben hani izleyenlere acımak açısından aynı şeyi söylüyorum. Şimdi keyfimiz iyi, memleket kötü. Sadece böyle bir sorun var. Ama hep enseyi karartmayalım lafı gerçekten önemli. Bu memleketin sorunları çözülemez sorunlar değil bence. Tarım açısından bir tablo ortaya koyup neler yapılabileceğine ilişkin bir mühendis bakış açısını biraz siyasetçi bakış açısıyla birleştirerek anlatmaya çalışacağım. Ben üretici, tüketici, doğa dostu bir yeni tarım düzeni lafını etmekten hoşlanıyorum. Çünkü bu üç odağı birlikte düşünmezsek tarımı planlayamayız diyorum ve buradan da eğer bir Türkiye kurma, yeni bir Türkiye inşa etme hayalimiz varsa oraya da ne devşiririz üzerinden konuşmak lazım. Tabii biz iki gün burada kafa yorduk. Dünya üzerine birçok şey söylendi. Eğer gerçekten planlama ilkesine sadık kalacaksak dünyadaki kısıt ve olanakları, yani burada bize anlatılanları veri olarak kullanmalıyız. Üzerine, neyin üzerine ne inşa edeceğimizi iyi düşünmeliyiz. Hatırlayalım, dünya 1950'de 2,5 milyar nüfusa sahipti. Bugün 7 milyar nüfusa sahip. Orta vadede 9,5 milyar nüfus barındıracak. Dolayısıyla gıda giderek daha stratejik bir ürün olmaya devam edecek. Dünya Gıda Fiyatları Endeksinin de burada gördüğünüz gibi yükselme eğilimi içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Sadece şunu saptayalım. İthalatçı olanın daha çok fatura ödeyeceği, ihracatçı olanın daha çok para kazanacağı bir düzen var. Ama bu düzen içerisinde bir sürü insanın da açlıktan öldüğünü ifade edelim. O halde başka bir şey yapmak mümkün mü? Burada bu dünyada Türkiye üzerinden konuşuyoruz. Bu topraklar Neolitik devrimin başladığı topraklar. Ben bunu söylediğim zaman diyorlar ki ya işte CHP'nin sorunu da bu. Garip konuşuyorsunuz, anlaşılmıyor falan. Ben şimdi bir CHP'li, yani bir düz üyesi olarak söylüyorum. Valla Neolitik devrim işte tarımın başladığı devrime işaret ediyor. Çok da anlaşılmaz bir şey yok. Türkiye'nin güneydoğusunda insanlar ilk kez yerleşiyorlar ve tarım yapmaya başlıyorlar. Urfa'da, Göbeklitepe'de kazı bunu daha ilginç boyutlarıyla ortaya çıkartıyor. Bu bir tesadüf mü diye bakarsak göreceğimiz şu, buralarda bereketli topraklarla su birleşiyor. Ve şu ülke içinde bir şey söyleyelim, 13 bin bitki türünü barındırıyor bu ülke. Bunun 4 bini endemik ve bütün Avrupa kıtasının barındırdığı bitki sayısı sadece Anadolu kadar değil. Yani üzerinde konuştuğumuz memleketin bir gen bankası niteliğinde olduğunu saptamak lazım. Bu hem içinde bulunduğumuz durum hem de burada ne yapacağımız şeyler içinde, sözler içinde bir veri oluşturmalı. Gene dün belki söylemiş olabiliriz, hepimizin bildiği bir şey. 1980'de 44 milyondu bu memleketin nüfusu. Bugün 78 milyon ve 95 ila 100 milyonluk nüfusu bu topraklar görecek. O halde planlamayı bugün için değil, orta vadede üzerine konuştuğumuz bu verileri de göze alarak yapmalıyız. Kuru fasulye pilavı çok severiz. Tarımı ben Yaşar Hoca gibi özetleyemem. Anlatabileceğim bir köyüm yok. Ama kuru fasulye pilav üzerinden şöyle anlatabiliyoruz. Biz çelteyi Amerika'dan, Uruguay'dan, Tayland'dan ve Hindistan'dan ithal ediyoruz. Pirince GDO bulaştı. Fasulye de ithalatçı olduk. Mısır'dan, Etiyopya'dan, Bangladeş'ten ve Çin'den fasulye ithal ediyoruz. Fasulye ekim alanı son 12 yılda 180 bin hektardan 85 bin hektara düştü ve 12 yılda nüfus 10 milyon artarken üretim 250 bin tondan 195 bin tona geriledi. Ben evet bir siyasetçi dilini alışkanlık olarak kullanmaya devam ediyorum ama hep rakam söylediğimden emin olun. Yani burada Tarım Bakanlığı'ndan görevli arkadaşımız olsa ya da bakan olsa bu rakamlar doğru değil diyemez. Biz de işte TÜİK'ten aldığımız rakamları kullanıyoruz. Daha kötüsü var. Pirinç tarlada 2,5 lira, markette 7,7 lira. Kuru fasulye tarlada 3 lira, halde 6 lira, markette 9,5 lira.
Yani kuru fasulye pilav yemek o kadar kolay bir iş olmuyor artık. Türkiye'de buna bir çözüm var mı meselesine bakmak gerekiyor. Yani biz bu ülkeden bir şeyler aldıysak verme meselesini ciddiyetle yapabilir miyiz sorusuna bir cevap lazım. Ben buna gıda egemenliğine dayalı üretici, tüketici, doğa dostu tarım diyorum ve beklentileri de şöyle söylüyorum. Bu insanlar olmadan olmaz bu iş. Yani üretici basitçe alın terimin karşılığını alayım, üretim araçlarıma sahip çıkayım ve çocuklarıma bir gelecek kurayım istiyor. Çok fazla bir beklentisi yok. Bu insanları tamamen tasfiye ederseniz, tarımın bir yere varamadığını Türkiye aslında son 15 yılda gördü. Yani üretici köylü olmadan, küçük köylülüğü tasfiye ederek Türkiye gibi bir memlekette tarımda gelecek aramak beyhude bir arayış. Tüketici benzer şeyler istiyor. Ben de şu anda 2 yaşında bir oğlan çocuğu babasıyım. Oğlan sağlıklı büyüsün istiyoruz. Mutfak masraflarımız makul olsun istiyoruz. Yeterli ve dengeli de beslenebilelim istiyoruz. Tüketici de bu kadar. Yani GDO olmasın benim masamda. Hormon olmasın, ilaç kalıntısı olmasın. GDO meselesine de ayrıca bir başlık atacağım. Çünkü teknoloji, bilim ve halk sağlığı meselesi önemli. Doğayı tüketerek bir yere varamazsınız. Çok açık. Buna tekrar bakarız. Ve bir de tabii şöyle bir şey. Tarım ekonominin yükü değil, gücü olmalı. İstihdama katkı sağlamalı. Üretimimizi arttırmalıyız. İthalata para dökmemeliyiz. Gıda talebini karşılamalıyız. İnsanları yeterli, dengeli beslemeliyiz. Gıda politikasıyla, tarım politikasıyla sağlık ve spor politikaları birbirlerini desteklemeli. Bugün obezitesinin, kanserinin, kalp hastalıklarının önemli bir nedeninin beslenme sorunlarından, tarım sorunundan kaynaklandığını biliyoruz. O halde bu meseleyi sadece bir üretici köylü meselesi değil, sofra meselesi, sağlık meselesi olarak görmeliyiz ki gerçekten hepimiz dikkat kesilebilirim. 80 sonrası ne olduğunu biliyoruz. Kısaca özetleyelim. Gıdanın stratejik önem kazandığı bir dönemde Türkiye tarım sektöründe geriye gidiyor. Rakamlarını söyleyeceğim. Üretim düşüyor, ithalat patlıyor. Birçok fabrikayı biz kapatıyoruz. Çiftçi icra, haciz kıskacı altına giriyor ve insanlar iyi beslenemiyorlar. Rakamları ben bir kez daha vereyim size. Ortalama Avrupalı 77 kilogram et yerken biz 12 kilogram yiyoruz. 25 kilogram su ürünü tüketirken ortalama bir Avrupalı biz ancak 7 kilogram tüketebiliyoruz. Ama Avrupalı 70 kilogram tahıl ve eşdeğeri tüketirken biz 220 kilogram tüketiyoruz. Yani evet bizde aslında açlık yok ama tahıla dayalı bir gizli açlıkla bu memleketin insanı malül. Bu yalnızca bir fiziksel kapasite sorunu yaratmakla kalmıyor. Bir kez daha ifade edelim ki aynı zamanda düşünsel kapasitemizi de etkiliyor. Bu memlekette yalanlara bu kadar kolay kanılmasının altında yetersiz ve dengesiz beslenme olduğunu da nedenlerinden birinin de olduğunu söyleyelim. Unutkanlık. Evet ve unutkanlık. Şimdi bakın birkaç ürün söyleyeceğim size peş peşe. Aydın namusu içinde baştan bir şey söyleyeyim. Son 15 yıl içerisinde, son 12-13 yıl içerisinde üretimi nitelikli olarak, sürekli olarak artan ürün var mı? Evet var. Cevap verelim. Çeltik üretimi 350 bin tondan 900 bin tona çıkmıştır. Sebebi nedir? Halil Sürek adında bir araştırmacı Osmancık tohumunu ıslah etmiştir. Osmancık tohumu çok önemli bir verim artışı sağlamıştır. Aynı zamanda da özellikle Trakya'da olmak üzere ekim alanı artmıştır ve sermaye yoğun bir üretim alanı haline gelmiştir. Bu nedenden de Türkiye'de çeltik üretimi 350 bin tondan 900 bin tona çıkmıştır. Kötü bir şey midir? Hayır, çok iyi bir şeydir. 2. Türkiye'de ayçiçeği üretimi artmıştır. Kabaca 750 bin tondan 1,5 milyon tona çıkmıştır. Gene AKP döneminde. Bu da yağ bitkileri açığı nedeniyle ayçiçeğinin primle desteklenmesi sayesinde olmuştur. Kötü bir şey değildir, iyi bir şeydir. Üçüncüsü, Türkiye'de mısır üretimi son 12 yılda 3 milyon tondan 6 milyon tona çıkmıştır. Ve Türkiye'nin yem rasyonlarındaki mısır talebi bir miktar azalmıştır. Ancak biz hem çeltikte, hem mısırda, hem de ayçiçeğinde hala ithalatçıyız. Madde bir. Madde iki, peki
Sorunu nasıl çözeceğiz? Sorun, üretim alanlarını artıramadığımıza göre, Türkiye'ye yeni toprak ithal edemediğimize göre, toprağı işleme biçimimizi, suyla buluşma biçimimizi, araziyi yönetme biçimimizi yeniden gözden geçireceğiz. Şimdi üretimi artan 3 ürün var dedim ve bir aydın namus içerisinde bunları saydım. Şimdi de sorunlu olan alanlara bakalım. Bakın 2003 ile 2014 dönemi arasında Türkiye'nin buğday ekilebilir alanı 91 milyon ton milyon dönümden 77 milyon dönüme döndü. Ekilebilir değil, ekilen alanı düştü. Sebebi ne? Kuruda 300 kilogram ve altı verimle buğday üreten bir insanın bu girdi fiyatlarıyla buğday üretmeye devam edebilmesi mümkün değildir. Üretmeye devam ederse zarar eder ve tarlayı satmak zorunda kalır. Onun için boş bırakıyor. Şimdi ikincisi, TÜİK'in rakamları 2003'ten 2014'de 12 yılda TÜİK diyor ki Türkiye 220 milyon ton buğday üretti. International Grain Council diyor ki Türkiye'nin üretim miktarı 193 milyon tondur. Ben arkadaşlar şunu söyleyeyim. Türkiye'de ciddi bir hükümet şunu söyler. Ya 12 yılda 27 milyon tonluk bir üretim farkı istatistiği var. Ben 220 ürettim diyorum, adamlar 193 üretti diyorlar. Ben bu buğday üretim rakamları üzerinden milli gelir de hesaplıyorum. O halde benim bütün rakamlarım tartışmalı hale geliyor. Gel bakalım International Grain Council, sen nasıl benim 220'me 193 dersin, bir hesaplaşalım. Bunu yapabilirler mi? Yapamazlar. Çünkü buradaki rakamların nasıl uyduruk yöntemlerle toplandığını bir önceki günde Numan Hoca istatistiklere yönelik şeyleri anlatırken bahsetti bize. Bakın ne olmuş? Türkiye bu 12 yılda 31 milyon ton buğday ithal etmiş ve 9 milyar dolar buğday ithalatına para ödemiş. Buğday deposu diye, buğday ambarı diye yazılan bir ülkedir. Ünlü tarihçi Hovan, doğru telaffuz edemedim galiba. Hovan, evet. Kısa 20. yüzyılın yazarı, Türkiye'yi hala bir buğday ambarı olarak tanımlıyor. Yani olumsuz anlamda. Oysa yaptığımız rakam nedir? 31 milyon ton ithal etmişiz. Peki burada yoklar ama olsaydı Tarım Bakanı diyecek ki dünyanın en çok un ihraç eden ülkesiyiz. Doğru mu? Doğru. 18 milyon ton un ihraç etmişler. Rakama bakalım. Buğday ithalatından 9 milyar dolar ithalatına para ödüyorsun. Un ihracatından 6.6 milyar dolar para kazanıyorsun. Ben şimdi size soruyorum. Ham maddeye daha çok para ödeyip de işlenmiş maddeden daha az para kazanan başka bir dış ticaret modeli gören oldu mu dünyada? Bu Türkiye'ye özgü bir iştir. Ve buğdayın %70 randımanla, unun %70 randımanla işlendiğini düşünürsek, un için gerekli buğday miktarının 26 milyon ton olduğunu görelim. Bu 4 milyon tonu yine açıklayan bir şey değil. Ve esas soruyu da şurada soralım. Biz un ihracatçısı olmaya devam ederken, un ihracatı için gerekli olan ilave buğday talebini de acaba bu topraklarda üretemez miyiz? Böyle bir soruya bu memleketin ihtiyacı var mı? Daha önemlisi, cevaba ihtiyacı var mı? Mısır ithalatı, 10 milyon ton mısır ithal etmişiz, 2,5 milyar dolar para ödemişiz. 12 yıllık dönemden hep bahsediyorum. Bakın yağlı tohumlar, 12 yılda yağlı tohum ve türevlerine 24 milyar dolar bu memleket ithalat parası ödemiş. Bunları görmezden gelerek bir yere varamayız. Pamuk, 12 yılda üretilen bütün pamuk 9.3 milyon ton. Peki pamuk ithalatı ne kadar? 8 milyon ton. Yani Türkiye artık ürettiği kadar pamuk ithal eder duruma gelmiş ve pamuk ithalatına ödediği para 13 milyar doların üzerinde. Yılda 2 milyar dolardan fazla Türkiye artık pamuk ithalatı için para ödemek zorunda kalıyor. Soya. Kimsenin soya konuşmamasını ben hayretle karşılıyorum. Yem rasyonlarının en önemli bitkisidir soya. Türkiye 12 yılda 804 bin ton soya üretti. 12 yılda 12,5 milyon ton soya ithal etti. Yani üretimin 15 katı soya ithal ediyoruz. Ve bu soya Amerika'dan, Paraguay'dan, Uruguay'dan, Arjantin'den, yani okyanus ötesinden falan geliyor. Buraya ödediğimiz para 5.3 milyar dolar ve Türkiye'ye giren her gram soya, hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, GDO'lu soyadır. GDO olmayan bir gram soyanın Türkiye'ye girme ihtimali yoktur.
uzmanım diyen arkadaşlarımızla beraber bakmaya ben bu konuya hazırım. Tütün 150 bin tondan 70 bin tona indi. Tekelin özelleştirilmesiyle fabrikaların tamamı artık tamamı kapandı. Ve size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'nin 1986'dan 2015'e kadar bütün özelleştirme geliri 65 milyar dolardır. Bunun 57 milyar doları AKP döneminde yapılmıştır. 57 milyar doların 12 milyar doları özelleştirme gideri olarak harcanmıştır. Türkiye'nin net özelleştirme geliri 45 milyar dolardır AKP döneminde. 45 milyar doları Türk lirasıyla çarpın. Bu memleketin yılda 50 milyar TL faiz ödediğini varsaydığınızda aşağı yukarı rakam böyledir. Türkiye'nin bütün özelleştirme gelirinin aşağı yukarı 2 yıllık faiz parasına eşit olduğunu görürsünüz. Ben bunu söyleyeyim. British American Tobacco'ya tekelin satılması memleketin bir haftalık faiz parası karşılığı bile değildir. Bunları böyle gördüğümüz zaman ortaya çıkan peşkeşin, kötü yönetimin ne derece önem taşıdığını bir kez daha anlıyoruz. Şeker pancarı 18 milyon tondan 16 milyon tona düştü. Esas mesele şeker fabrikaları özelleştirildiği zaman ortaya çıkacak. Bunun hazırlıkları içerisindeler. Şimdi bakın fasulye 250 bin tondan 195 bin tona düşmüş. Birisi gerçekten söylüyorum, birisi çıksın desin ki Gökhan Günaydın bunları speküle ediyor, böyle şeyler yok. Mısır'dan, Etiyopya'dan, Bangladeş'ten, Çin'den kuru fasulye getirtiyoruz. Mercimek 567 bin tondan 415 bin tona düştü. Nohut 650 bin tondan 506 bin tona düştü. Kanada'dan nohut ithal ediyoruz. Mustafa Hocam Kanada'dan geldi. Kaç saatte uçtunuz dedim. İstanbul'a 9 saatte uçuyor. Yani Kanada'dan İstanbul'a 9 saatte uçma mesafesinden biz gemilerle nohut getiriyoruz. Bakla 32 bin tondan 18 bin tona düştü. Peki şunu söyleyeyim. Bugün Mustafa Pala Hoca bir sunu yaptı. Nadas alanlarının daraltılması projesinden bahsetti. Rahmetli Ekrem Kün'e atıf yaptı. Türkiye arkadaşlar 1980'lerin ikinci yarısında Nadas alanlarının daraltılması projesi kapsamında yeni alanlara değil, Nadas'a bıraktığı alanlara baklagil ekmek suretiyle fasulyede, nohutta, mercimekte ihtiyacının çok üzerine çıkmıştı ve baklavayı mercimekten yaparak satmayı denemişlerdi. Herkes Ayşe Baysal'la dalga geçer hale gelmişti. Ben kendi deneyimimi söyleyeyim. Ben o zaman TMO çalışanıydım. Hindistan'a mercimek satmaya çalıştık. Hindistan dedi ki yeşil olmayan mercimeği biz tüketmiyoruz. Mercimeğin kabuğunu kırdık. Mercimeği sarı mercimek yaptık ve Hindistan'a sattık. Şimdi arkadaşlar dünyanın her tarafından biz baklagil ithal ediyoruz. Sorun şudur. Bugün bu memlekette 25 yıl evvel Nadas alanlarının daraltılması projesini yapabilen kadro yok mudur? Buna yönelik bir araç mümkün değil midir? Mesele bu kadar basit. Türkiye'de kimsenin artık böyle baklagilmiş, nohutmuş falan filanla uğraşmaya hali yok. Artık başka dertlerimiz var bizim. Nereye, hangi binayı dikebiliriz? Rantı nereden devşirebiliriz? Ben huzurlarında söylüyorum. Emeklerinize sağlık, Türkiye size çok şey borçlu. Samimiyetle söylüyorum. Halen yapamadığımız bir şeyden bahsediyoruz çünkü. Sebze meyve, özetle bu rakamlara bakacak değilim ama bir genel eğilim olarak söyleyeyim. Türkiye'de tarla bitkilerinin ekim alanları daralıyor ama sebze ve meyve alanları, bağ alanları artıyor. Sebebi nedir? Sermaye yoğun ürünlerde kuzey kuvvetlendikçe Türkiye'yi baskılıyor ve ithalatçı bir ülke haline geliyor. Türkiye buradaki ekim alanlarını emek yoğun ekim alanlarına, yani sebzeye, meyveye dönüştürüyor. Bunların tamamında ekim alanı artışı var ama üretimlerin rakamlara baktığınızda aşağı yukarı sabit olduğunu görürsünüz. Hayvan sayısından çok bahsedecek değilim ama şu kadarını söyleyeyim. 44 milyonken Türkiye, bu memlekette 50 milyon koyun vardı. 44 milyon nüfus, 50 milyon koyun. Şimdi 78 milyon nüfus, koyun sayısı 29 milyon. Yani her iki koyundan birini bu memleket kaybetmiş. Keçi sayısı 19 milyondan 9 milyona düşmüş. Türkiye nüfusunu neredeyse ikiye katlarken her iki keçisinden birini kaybetmiş. Manda 1 milyondan 118 bine düşmüş. Benim oğlum manda görmedi. Mandayı biz 10 yıl sonra ancak hayvanat bahçelerinde görürüz. Bunu bir yere yazın. Üstelik de insan sağlığı açısından en değerli hayvansal ürünler mandadan gelir. Sığır varlığı 16 milyondan 14 milyona düşmüş. Bunlar azalmış da verim mi artmış? Türkiye 1 milyon ton kırmızı et üretiyor. Önceki gün söyledim.
Avrupa standardında et tüketebilse, yani kıymaya, bizim insanlarımız kıyma için kilosuna 35 lira para verebilseler, 6 milyon ton kırmızı ete ihtiyacımız var. O halde açıkça söyleyelim, İnsanlar para bulamadığı için et alamıyorlar ve normal tüketim düzeyine sahip yurttaşlardan oluşsa bu memleket, et açığı 5 milyon ton. Yani ürettiğinizin 5 katı daha fazla üretmeniz lazım. Bunları hep beraber... Son 5 dakika usulen de olsa hatırlatayım. Peki, çok teşekkür ederim. Usulen de lafını hepimiz anlıyoruz. 1960'ta 28 milyon hektar merası vardı. Türkiye'nin bugün merası 14 milyon hektar. Ertuğrul Hoca söyledi, son 4 yıldır mera rakamını hiç değiştirmiyorlar. 14 milyon 617 bin hektarda çakılmış durumda. Oysa meralara yönelik en temel saldırılarda bu son dönemde. Bu da bizim istatistiklerimizin ciddiyetini gösteriyor. 3,5 milyon baş hayvan ithal ettik. 3,5 milyar dolar para ödedik. İşte bütün fiyatlar, yemler artıyor falan. Bu 16'ya 6 ne? Şunu söyleyeyim size. Türkiye'nin 2014 yılında 16 milyon ton karma yem üretimi var. Bunun yalnızca 6 milyon tonu yerli ham maddeye dayanıyor. Geriye kalan dışarıdan geliyor. Aslında tablo bu kadar kötü. Şimdi buralara girecek durumum değil ama bir şeyi aydınlatmak için şunu söyleyeyim. Türkiye tarımda ithalatçı mı, ihracatçı mı? Arkadaşlar biz daha bunda bile anlaşamadık. Oysa insanlar neye bakarlar? Verileri önüne alırlar, değil mi? Verilere göre herkes der ki sağcısı, solcusu, o rakamlar bu der. Rakamlar konusunda sorununuz varsa onu da ayrıca paylaşırsınız. Tarım Bakanlığı'na biz asla ithalat rakamı söyletemeyiz. O yalnızca ihracat söyler. Bir de onu biz DTÜ'nün uluslararası sınıflandırmasına çekemeyiz. Ben şimdi burada gene rakam veriyorum. Bu rakamların tamamı, gene altını çizerek söylüyorum, aydın namusu içerisinde TÜİK'in rakamlarıdır. Başka bir şey olması da zaten mümkün değildir. Tarımsal ham madde ithalat ihracat dengesine bakınız. Türkiye son 12 yılda 9 milyar dolarlık tarımsal ham madde ihraç etti, 55 milyar dolar ithal etti. Yani Türkiye 55 milyar doları tarımsal ham madde ithalatına harcadı. Bugünkü döviz kuru üzerinden karşılığı 160 milyar liradır. O halde şu söyleyelim. Türkiye tarımsal ham madde dış ticaretinde net ithalatçı bir ülkedir. Bunun dışında söylenmiş sözlerin gerçekle alakası olamaz. Devam edelim. Gıdada durumumuz ne? Türkiye gıda sanayinde net ihracatçı bir ülkedir. Bunu da gene aydın namusu içerisinde söyleyelim. Bakınız, Türkiye AKP döneminde 130 milyar dolar ihracat yapmış, 83 milyar dolar ithalat yapmış gıda alanında. Dolayısıyla gıda alanında da şöyle bir dengemiz var. O halde tekrar edelim. Türkiye gıda maddelerinde de net ihracatçı bir ülkedir. Peki gıdayı ve tarımı birlikte düşündüğümüzde tablo nedir? İşte esas mesele burada. Esas mesele yıllar itibariyle durumu gösteriyor. Kırmızılar eksi dengeyi gösteriyor. Eksi denge diye bir şey olur mu bilmiyorum. Negatif bilançoyu gösteriyor, açığı gösteriyor. Siyahlar fazla verdiğimiz yılları gösteriyor. 12 yılın 7'sinde Türkiye tarım ve gıda dış ticaretinin de 12 yılın 7'sinde açık vermiştir, 5'inde fazla vermiştir. Yekün nedir? Yekün 12 yılda 199 milyon dolarlık fazlamız vardır. Peki ben bunun ithalat boyutuna bakıyorum. Nasıl Tarım Bakanı ihracat sütununu seviyorsa, ben sütunu sevmiyorum ama o sütunu ithalat etmek gerektiğini düşünüyorum. Acaba bu tabloyu, bu sütunu azaltabilir miyiz? Çünkü Türkiye'nin 12 yıllık tarım gıda ithalat faturası 139 milyar dolar. Bugünkü kurla karşılığı 406 milyar lira. Yılda ortalama 12 milyar dolar Türkiye tarım ve gıda ithalatına para ödüyor. 406 milyar lira ithalata para ödediğiniz 12 yılda tarımsal desteklemeye verdiğiniz para 70 milyar lira. O halde genel rakamlardan söyleyelim. Destekleme bütçesinin 6 katını ithalata ödeyen bir memleketten bahsediyoruz. İşlenen alan 27 milyon dönüm azaldı. Bu söylendi. Ekim alanları, doğaya yönelik katliamları hepimiz biliyoruz. Kaçak saray muhabbetini hepimiz biliyoruz. Şimdi bir 5-6 dakika içinde tamamlamaya çalışacağım. Yeni bir tarım programı mümkün mü? Mümkünse acaba bu üretimden kopuş ve ithalatçılığın kaynağının ne olduğunu, sebeplerini görmeliyiz.
Tarımda yeterli ve etkili bir destek yok. Sadece yeterli değil, aynı zamanda etkili değil, sonuca odaklı değil. Tarımsal altyapı yetersiz, girdi fiyatları yüksek, çıktı fiyatları düşük ve istikrarsız, düşük verimlilik, yüksek maliyet ve rekabet sorunları var. Bakın, sadece tarımda gayri safi milasın en az %1'ini tarıma destek olarak vereceksiniz diyen Tarım Kanunu'nun 2006 tarihli Tarım Kanunu'nun 21. maddesine uymamalarından dolayı çiftçinin devletten alacağı 44 milyar lira var. Şimdi ben bir şey öneriyorum burada. Diyorum ki biz acaba tarım bütçesini şu rakamlara çeksek, yani tarıma daha fazla destek versek ne olur? 2015'te 17.7 milyar lira verelim istiyorum. 2026'da 26 milyar lira destek verelim istiyorum. Bakın rakamlar çok net rakamlar. Ben de Yaşar Hoca gibi ciddi bir şey yapıyormuşuz sanılsın diye böyle rakamları koydum buraya. Şimdi esas karışık tablo bu ama okuması aslında çok kolay bir tablo. Bu parayı ne yapacağız? Yani tarıma ödenen para şu anda atılıyor. Bize oy versinler, fazla seslerle çıkartmasınlar diye çiftçiye dağıtılıyor. Oysa yapılması gereken başka bir şey var. Bakın biz 11 milyon hektar alanın toplulaştırmasına yönelik bir yatırım hamlesini bitirmek zorundayız. Karşılığında bunun için gerekli finansman var. Sulama ne kadar? İlave 4 milyon hektar alanı sulamaya açmak zorundayız. Bunun için de 85 milyar lira para harcamak zorundayız. Bu parayı harcamazsanız açamazsınız. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ortalama yılda 400 bin hektar alanı sulama yatırımını açmaktan bahsediyorum. AKP yapmadı mı? Yaptı. Ne kadar? Yılda 50 bin hektar alanı yaptı. Bu yatırımımızıyla giderse 100 yıla ihtiyacı var. Oysa bizim önerimiz ne? Yılda ortalama 400 bin hektar alanı açarak 12 yılda teknik ve ekonomik ölçütlere göre sulanabilir bütün alanları suyla kavuşturmak. Yılda 1 milyar lira en az her yıl Ar-Ge'ye para ayıralım diyorum. Arkadaşlar beni eleştiriyorlar. Ya bunu niye artırmıyorsunuz? Niye sabit? Bir yeter mi? Valla ağanın eli tutulmaz. Siz 2'den başlayın, 10'a kadar çıkartın. Ar-Ge'ye giden para kötü dönmez. Ama biz burada bir bütçe tutturmaya çalışıyoruz. Ben bunlara diyorum ki tarımsal, kamusal, üretken yatırım toplamı. Yani şunlar bunlar. Peki mazot ve destekleme bütçesiyle beraber 165 milyar liralık bir bütçeden bahsediyorum. Şimdi sorabilirsiniz. Ya bu para nereye atılacak kardeşim? Memleketin bu kadar parası var mı? Şimdi ne yapacağımıza önce karar verelim. İlave 4 milyon hektarı ne yapacağız? Buğday ve pamuğa 700 biner hektar. Soya ve mısıra 600 biner hektar ayıracağız. Arpa ve ayçiçeğine 550 biner hektar. Çelteye 300 bin hektar ayıracağız. Ve unutmayın Konya'da Kuru'da hektara 3 ton alırsanız Adana'da Sulu'da hektara 8 ton alabilirsiniz. Verimlilik üzerinde konuşulmaya değmez bir şey değildir. Verimliliğin alt biçimlerini konuşmalıyız, sağlığa etkilerini konuşmalıyız ama verimlilik üzerinden konuşmayan bir planlama olmaz. Burada ne yapacağız? Bakın 21 milyon ton buğday üretiyoruz, 25'e çıkartacağız. Arpayı 7'den 10.5'a, pamuğu 1.7'den 5.2'ye, soyayı 150 bin tondan 3.2 milyon tona. Bizim her yıl 2 milyon ton soya ihtiyacımız var. 150 bin ton bile üretemiyoruz. 3.2 milyon ton getireceğimiz yer. Mısırı 6'dan 13'e, ayçiçeğini 1.5'tan 3'e, çelteği 900 binden 3.1 milyon tona. Böylece tüm tahıl, baklagil ve yem bitkilerinde 3 yılda, yağ bitkileri ve endüstri bitkilerinde 5 yılda Türkiye kendine yeterliliğini yakalayabilecek bir noktadır. Bunların tamamının alt hesapları yapılmıştır. Peki bütün bu tablo neyi getirecek? Bakın şurası ayırdığımız kamusal üretken yatırım toplamı. 108 milyar lirayı attık havuza. Bu paranın geri dönüşünün nasıl olacağına kaygı duymayan bir planlama olamaz. İşte burada rakamlar ortada. 284 milyon lira dönecek ilk yıl. Son yıl dönecek para 18 milyar lira olacak. Ve şurada bakıyorsunuz şu 2021-22'de harcadığınız para size aynen geri dönmeye başlayacak ve buradan itibaren fazla vermeye başlayacaksınız. Bu planlamayı yapmayan, bu yatırım hamlesini yapmayan bir tarım anlayışının Türkiye'de üretimi tahrik edebilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bir iki hızlı şeyle bitireceğim.
Burada da soruldu. Denildi ki ya acaba bu mazotu 1,5 liraya 1,75'e vereceğiz meselesi hayal mi gerçek mi? Rakamları şöyle söyleyeyim. Rafineri çıkış fiyatı 1 lira 20 kuruş bu mazotun. 1 lira 20 kuruş arkadaşlar. Biz bunu 4 lira 10 kuruşa satıyoruz. Çünkü şunları bindiriyoruz üzerine. Peki çiftçi ne kadar mazot kullanıyor? 4 milyon ton. 4 milyar litre. Şu toplam aldığınız vergi ve çiftçiden aldığınız toplam vergi yalnızca mazot üzerindeki dolaylı vergiyle 9 milyar lira. Ya önce 2013'te 2014'te yılda bütün tarım desteği 9 milyar lirayken tarım desteğinin tamamını mazot üzerindeki vergiden alıyoruz gariban köylüden sözü söylendiğinde önce bu vergi kaldırılabilir miyi sormadan evvel ya bu ne adaletsizlik diye düşünmek lazım, öyle değil mi? Türkiye'nin en gariban adamından destekleme bütçesi kadar parayı yalnızca mazot vergisi üzerinden alıyorsunuz. Peki gereksiz işlere girmeden mazotu 1,5 liradan verirseniz ne olur? Bugün 300 liraya deposu dolan traktör 112 liraya fullenir. Bu adam da bizim yaptığımız gibi her yıl Bodrum'a tatile gitmez traktörüyle. Bu adam bu traktörüyle tarlasına gider. Ve bu sizin için üretimi tahrik eden bir boyuta dönüşür. Kaynak nerede diye soranlara bir tane spekülasyon yapayım. Hangisi zengin? Burada gariban yat sahibi var. Gariban olduğu için ÖTV KDV alınmıyor bundan. Bunda da zengin çiftçi var. Bundan ÖTV KDV alınıyor. Eğer buna verirken kaynak nerede diye sormuyorsanız bu traktör süren şapkalı adama bunu verirken kaynak nerede diye sormayacaksınız. Ya da diyeceksiniz ki benim yoksulla garibanla işim olmaz, ben zenginden tarafım. Şimdi devam edelim. İşte burada da bir fotoğraf. Ne demek istediğimiz çok açık. Burası yapılırken kaynak nerede diye soran duydunuz mu? Duymadınız. Bu bizim neyimizdi? Şeyimiz, övünme kaynağımız değil mi? Bu prestijimiz falan. Öyle tanımlanıyor. Şimdi daha ciddi konuşayım. Maliyet fiyatına 1,5 liraya mazot vereceğiz. Vazgeçilen vergi miktarı 9.2 milyar lira. 2014 yılında tarım ve gıda ithalatına ödenen para 44 milyar lira. O halde şöyle bakabilir miyiz? Biz bu sulama yatırımlarıyla, mazotla vergiyi almamakla falan ithal ikameci bir boyuta dönecek miyiz? Yani ithalat için el açtığımız adamların ürünleri yerine kendi topraklarımızda üretebilir miyiz?